Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Evet. Bu hafta şanslısınız. Çünkü yine soğuk algınlığım var ve sizinle Fast and Furious sesimle konuşacağım. I have no friends. I have my family. Hem Vin Diesel hem de Paul Walker toplamı olan sesimle o yüzden Fast and Furious sesi diyorum. Burnum tıkalı olduğu için Paul Walker sesim kalınlaştığı ve çatallaştığı için de Vin Diesel zaten biliyorsunuz onlara Amerikan Efe aydalları deniyor. Duymuşsunuzdur bu. IMDb'de falan hep öyle yazar yani. Evet haftalık rapor biliyorsunuz gittikçe kısalıyor aslında. Daha az şeyler yaptığımız için değil, aynı şeylere devam ettiğimiz için. Biliyorsunuz geçen hafta birkaç projeden bahsetmiştim atölyede yapacağımız. Onların birçoğunu tamamladık. Civata bulduk. Slider'a tripod kafası yerleştirme olayını hallettik. Süper bir slider oldu. Jimmy Jip'i modifiye ettik. Sadece bir iki küçük yeri kaldı. O da tamam gibi yani. Aleti kaldırıyor en azından. Onu biliyoruz. Çatırdama falan yapmıyor yani. Performans olarak nasıl olacak? Onu da denemelerde göreceğiz. Onunla birlikte bir de hurda profil satan bir abi var gıda çarşısının orada. Ondan da demir profiller aldık ve onun da Glidecam için vücuda oturtma aparatı yapacağız. Ona da başladık. Evet arkadaşlar, geçen hafta da demiştim. Teker teker kanser olmayan esnaf, özellikle hurda hırdavat, elektronik eşya, elektronik parça satan yerlere işaretliyorum demiştim. Bir tane daha kanser olmayan dayı bulduk. Umarım aramız iyi devam eder. Dayı tam istediğimiz şekilde hiç umursamıyor. <laughs> Hiç umursamıyor yani. <laughs> Sen giriyorsun. Dolaşıyorsun böyle hurdaların arasında. Seçiyorsun. Ondan sonra götürüyorsun dayıya. Diyorsun ki bundan işte 4 tane 50 santimlik kesilecek. Dayı kesiyor veriyor bu kadar. Tartıyor. Tipine göre de fiyat da söylemiyor. Şimdi ne olacak mesela? Sürekli ona gideceğiz bu kadar basit. Bir tane çok efsane cıvatacı bulduk. Bu sizin için çok önemsiz veya anlamsız gibi gelebiliyordur ama bizim için çok önemli şeyler. Özellikle o tripoda girecek büyük küçük civatalar normal hırdavatçıda satılmıyor. İnç olarak olduğu için diş sayıları farklı. Bulamıyorsun yani. Her yeri dolaştık bulamamıştık. Hatta çoğu yer yok böyle şey tornacıya yaptırın falan diyordu. Şimdi onu da bulduğumuz için bir ton daha alet, edevat, ekipman bildiğim vakalibut olacağız yani. <laughs> Az kaldı. <laughs> vakalibut olacağız. Robot filmi için sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu şekilde yavaş yavaş da olsa alet edevat üretimi yapabiliyoruz. Belki hatırlıyorsunuzdur şey demiştim. Yeni tripod ile yeni yaptığımız cimicibi deneyeceğiz demiştim. O da oldu. Baya güzel oldu hem de. Az kaldı çok kral bir cimicipimiz olacak. Bizde durumlar böyle. Daha aslında bir sürü küçük küçük detaylar var da. Atölyede birlikte çalıştığımız arkadaş mesela sütun matkap aldı. Bunlar dediğim gibi ufak şeyler ama işimizi çok hızlandıran şeyler. Gene uzattım değil mi kusura bakmayın. Ve tabii ki bir yandan da animasyonlara devam ediyorum. İlk defa bugün şunu diyorum biliyor musunuz? Hani hep astronomiyle ilgili bir şeyler yaparken podcast'e geçmek zorunda olunca kendim böyle engellenmiş, durdurulmuş hissediyorum diyordum ya. <laughs> bu sefer aslında tam tersi. Çünkü gerçekten beynim sulanmıştı animasyonlardan. Biraz böyle kaçış, sizinle muhabbete girmek güzel olacak. Daha fazla uzatmadan bu ayın ...sponsorlarına geçelim isterseniz. Ocak ayının ana sponsorları... ...Serhan Kovuk ve... ...yeni ana sponsorumuz... ...dizibilgi.tv. Biliyorsunuz, il, yani illaki biliyorsunuzdur... ...sevdiğiniz... ...böyle prodüksiyon değeri... ...kalitesi yüksek videoların... ...başlarında hep böyle... ...bu bölümün sponsoru şu şu falan diye... ...reklam yaparlar. Bence... ...reklamın en iyi versiyonu... ...sistemi o. Çünkü... Çok lüzumsuz aşırı uzatmıyor. Bir dakika falan konuşuyor. Ama yarım saatlik videoda bir dakika o kadar da bir şey değil. Araya viral falan sokmuyor. Çünkü biz onu biliyorduk. Eskiden öyleydi. Türkler onu yapıyordu yani. Komedi videosu diye başlıyorlardı. Espri falan yaparken böyle arkada görüyordun sen yani. Hani reklam amaçlı yapmışlar onu. Viral video olduğunu fark ediyordun. Zaten dizilerde ürün yerleştirme falan var. Veya filmlerde de var. Bu bana hiç samimi gelmiyor. Büyük ihtimalle de hiç yani kendi yapımlarımda Ürün yerleştirme yapmak istemiyorum. Zaten Patreon sağ olsun. Daha böyle idealist takılabiliyoruz. Ama tabi bu arkadaşlarımızın bu videoları çekmek için gerçekten ne kadar emek ve para harcadığını da fark edebiliyorum. O yüzden de bir şekilde para da kazanmaları lazım. Kelleye de hitap edemedikleri kesin. Çünkü bir gamer günde bir video çıkartabiliyorken aynı seyredilen hatta genelde daha fazla seyredilen bu arkadaşlar ayda bir, bir buçuk ayda bir video çıkartabiliyor. Bizdeki ana sponsorların farkı Adamlar gerçekten helal olsun yani. Şey falan demiyorlar. İşte videonun başında şunu de, bunu de. Şöyle yap, böyle yap. Muhabbeti yapmıyorlar yani. Sadece isimlerini söylüyorlar. Geçiyor zaten. Maksat destek olsun diyorlar. Ama olsun. Ben şimdi kendimden... <laughs> içimden geldi kendimden reklam yapacağım. Biliyorum o. Bir sürü sitede ben gördüm reklam nasıl yapılıyor biliyorum yani. Evet dizibilgi.tv ee, Bu siteye 5 dakika girin ve... Neden milyonların bu siteye bağımlı olduğunu öğrenin. Böyle <laughs> miydi? <laughs> Dizibilgi.tv Kendi dizilerinizi yapın, düşmanların dizilerine saldırın, dizi dünyasını ele geçirin. 22 yeni ünite Işıkçı, kameraman, tamam yaparım. Bu şimdi oyundan görüntüler veriyorum. Tamam yaparım. Allah Allah. Dizibilgi.tv kullanıcılarımızdan Mustafa Erşan size bu siteye girdikten sonra hayatın nasıl değiştiğini anlatıyor serbest meslek sektöründe kuaförlük yapan sıradan bir insandım. Daha sonra arkadaşlarım bana dizibilgi.tv'yi tavsiye etti. Bana hayatımın değişeceğini söylediler. Önce inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Ancak dizibilgi.tv'ye girdikten sonra... Bu arada tabii rastgele böyle fotoğraflar. Dizibilgi.tv'ye girince dizili opsiyonlarla günde 1234 dolar kazanmaya başladım hemen. Ve penisimde Günde 12.34 santim uzamaya başladı. Dizi Bilgi.tv'de bekar diziler tek gecelik seyirci arıyor. Dizilere bir şans ver. Başka kaldı mı? Dur. <laughs> ha şey, dizi yapımcıları bu siteden nefret ediyor. Dizi Bilgi.tv çıktığından beri dizi yapımcıları saklanacak delik arıyorlar. Tıkla ve sebebini öğren. Aa bir dakika en önemlisini unuttum ya. En önemlisini unuttum. Şimdi finish'im geliyor arkadaşlar dizibilgi.tv Bu siteye sakın girmeyin. Uyarı anneler babalar ve diğer <laughs> diğer akrabalar gençlerin bu siteye girmesine kesinlikle karşı. Sakın girmeyin. Talim terbiye kurulu da karşı. Sakın girmeyin. Eğer girerseniz gördüklerinizden sonra yaşayacaklarınızdan biz sorumlu değiliz. Singapurlu bir genç 2014 yılında dizibilgi.tv'ye girdi ve daha sonra gördüklerinden dolayı akıl sağlığını yitirdi. Kendisine neler gördüğü sorulduğunda dizi bilgi tv dizi bilgi tv ha diyerek kan verdi. Kızılay'a true story. Evet ne diyorduk pardon sponsor diyorduk değil mi? <laughs> Bir dakika devam edelim. Evet. Ocak normal sponsorları <laughs> Kıvanç Gülbaş Zaza Efe Aydal Fatih Öz, Bilalettin Aydın Kaygısız, Fairy Penguin, bu şey hani vardı ya Şahin abi. Bir son çizimini yapmış ya. Güzel olmuş ama. Penguin kostümlü ama peri kanatlı. Neyse son sponsorumuz da Sancar Bek Okurman. Ocak ayında sponsor olmayıp en fazla destek olan arkadaşlarımız Okan Emir, Ziya Tura, Zeynep Karartı, Onur Can Gül, Tan Küçük Has, Uzman Çavuş, Vahit Buğra, Yeşil Kaynak, Emre korkmaz Süleyman Çiğdem. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Ara ara Patreon'dan film tavsiyesi de geliyor. Onların içinden de bazen film seçip burada tanıtıyorum. İsterseniz onu da resmi hale getirelim, onu da resmileştirelim. Mümkün olduğu kadar Patreon üyelerimizin film tavsiyelerine öncelik vereceğiz diyelim. Evet. Bundan sonra evet. <laughs> Soru sormak için ve film tavsiyesi yapmak için üye olabilirsiniz diyelim. Haftanın efe ay bir sorusu yani Patreon üyesi sorusu Küfürsüz Haydo isimli yaşayıcımızdan geliyor. Evet hayat hikayesini anlatmış orayı geçiyorum. Benim aklıma takılan bir olay var. Senin tartışma konusu dediğin türden. Bugün haberlerde İstanbul'da bir metrobüs durağında adamın birinin bir tinerciyi yakmış olduğunu gördüm. Sonra link vermiş. O linki ben de açıklamaya koyacağım. Çünkü anlamamıştım. Acaba dedim yanlış mı yazmış? Yani adam tinerciyi mi yakmış? Tam tersini beklersin ya. <laughs> Videoyu seyrettim arkadaşlar. Tinerci, 3 tane tinerci. İşte bir tanesi bıçak çekiyor, para istiyor falan. Adam da iri yarı, gömmüş bir tane. Yere düşünce üstüne tiner dökülmüş. Anlattığına göre. İşte demişler abi o tiner. Bakalım demiş gerçekten tiner mi? Çakmığı çakmış adam. Alev almış. Video gerçekten komik. Şu yanı komik. Adamın anlatışı da komik. ...olayı. Bir de şu yanında komik... ...Tinerci polis diye bağırıyor. <laughs> Gaspçı herif... ...iyi aile çocuğu... ...polis polis diye bağırıyor bir de yanmaya... ...başlayınca. Kesin yüzde yüz şey olmuştur. E, zulüm yaptılar... ...bana falan demiştir ama... ...konuşan kişi Kürt. Yani... ...yakan kişi döven adam... ...Iğdırlıymış. Altta yorumlarda işte... ...bazı kullandığı günahım geldi falan... ...diyor. Onu işte onlar kullanırmış. Onu da diyemeyecekler o yüzden... Bana faşistlik yaptı, ırkçılık yaptı falan da diyemeyecekler. Humanist gazetelere haber de olmaz. Çok büyük ter, bunu haber yapmazlar. Öteki türlü şey derlerdi çünkü gene. Daha yapmışlar diye. Ya. Kürtçe şarkı çaldı diye bıçaklandı. Aslında alacak verecek kavgası. Seçici geçirgen habercilik. Neyse soruya devam edelim bu arada. Soru bitmedi. Arkadaşımız devam etmiş. Normalde 3 tane tinerciye tek başıma kendimi savunmam zor. Muhtemelen o adam bir yerinde olsam hem gasp hem darp edilirdim. Ancak bir insanın her ne kadar bana zarar verecek olsa da yanarak acı çekmesi de beni rahatsız etti. Bir taraftan da karşımızdaki canlı, bilinçsiz. Bu konuyu tartışmanı istiyorum. Daha önceden sen başa gelince sınır dışı etmek ya da organları kullanmak üzere öldürülmek gibi çözümler önermiştin. Ama ben daha çok o adamın yerinde olsan, elinde çakmak olsa Yakar mıydın? Yakarsan da geri söndürür müydün diye sormak istiyorum. Ya da elinde bir silah, bir de çakmak var, hangisini kullanırsın? Ayrıca da sence mevcut düzende bu adam kasten adam öldürmeye teşebbüs ile yargılanmalı mı? Tabii her şeyden önce YouTube'daki yorumlara baktım. Neler yazmışlar? Tepki göstermişler mi diye? Herkes helal olsun adama demiş. Az bile yapmışsın keşke söndürmeseydin falan demiş. Benim yorumum tabii ki arkadaşlar Şimdi kimi olsa olsun insan insandır tamam mı? O yüzden insanlara iyi davranılması lazım. Tinerci de olsa iyi davranmak lazım tamam mı? Gaspçı da olsa insanlara bıçak da çekse bazılarını bıçaklasa da önemli değil insan insandır. İnsan haklarını savunuyorum. Özellikle de psikopat, gaspçı, sapık, terörist bunların hakları daha bunlar daha önemli. Şey, i̇şte pardon arkadaşlar özür dilerim. Kendimi kaybettim. Geçen gün Ece Temel Kur'an'la Nagihan Alçı eve geldi de Üçlü e, sohbet yaptık. Üçlü sohbet sonucunda biraz kokusu sinmiş tabii. E, arkadaşların. Öyle bir kendimi kaybettim. Eve sinmiş yani yanlış anlaşılmasın. Videodaki abi günahım geldi diyor ya. Benim de humanistim geldi. Pardon. Şimdi gitti merak etmeyin. Gene klasik faşist efe oldum. Evet bence de güzel tartışma konusu. Sizce arkadaşlar her şeyden önce adama helal olsun diyor musunuz? Ya da yapmaması lazımdı diyor musunuz? Tabii ki ben olsaydım yapmazdım. Neden? Maalesef bizim gibi insanların kaybedecek çok şey var. Siciline böyle bir şey işlerse büyük sıkıntı. Hapse girer çıkarsan kısa süreli gir çık bile yapmış olsam büyük sıkıntı. Çünkü siciline işleyecek. Ancak mesela ben olsaydım zaten ondan korkuyorum. O tedirginlikle yani 3 kişi ya bir de. O tedirginlikle o korkuyla çok sakat yerlerine vururdum büyük ihtimalle. Sonra ne olurdu bilmiyorum. Yani ölse bile yanlışlıkla vurdum veya refleks olarak vurdum dersem yırtabilir miyim bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle böyle olurdu. Önemli olan işte anladığım kadarıyla düştü diyelim. Düştükten sonra daha da artık yerde vurmamak yani veya etkisiz hale getirdikten sonra daha fazla vurmamak. O zaman işte polis falan çağıracaksın. Arkadaş şunu sormuş. Sen yerinde olsan ben işte şey demişim. Bu insanların öldürülmesi, organlarının alınması veya deneylerde kullanılması. Ama bu insanlardan bahsetmiyorum ki ben. Evet bu insanlardan biz de kurtulmak istiyoruz ama sistemin işleyebilmesi için suça tam uygun ceza olması lazım. Mesela Efe Aydal'ın varlığına inanmıyorum diyen birini sonsuza kadar yakmak. <laughs> Yakarak öldürücü. Efe Aydal'ın varlığına nasıl inanmazsın sen? Şüphesiz ki ben varım. Ne Ses miyim ben yani şimdi yok muyum? Dokunmamış olabilirsin bana. Ama bir sürü kanıtlar var. Ha, onun haricinde yani benim varlığıma inanmayan insanları yakmak haricinde adil bir ceza sistemi olması gerekiyor. Ölüm cezaları sadece insan öldürenlerin üzerinde olması gerekiyor ki o bile aslında tabii ki her cinayet işleyen için değil. Hapis cezası kalır mıydı? Büyük ihtimalle kalırdı ama azalırdı. Çünkü düşünecek olursanız ikisinin ortası yani öldürmek veya hiç ceza vermemek bunların arası olan suçlar da var. Yani şunu da diyebiliriz mesela hırsızlara veya tinercilere karşı bunlara karşı her şey yapabilirsin ceza almayacaksın zaten bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz diyebilirsin ama o zaman da o işin boku çıkar. Bu sefer olay pörje döner yani. <laughs> veya adam sevmediğin tinerci diye öldürür. O da sıkıntı. Onun haricinde kendini savunmak için tecavüze uğrayacak mesela kadın. Tecavüze uğramamak için birini öldürüyor. Şimdi buna bu kanına ceza vermek çok saçma. Veriliyor. Az veriliyor ama veriliyor. Çok saçma bunu kanıtlayabilirse kesin olarak kanıtlayabilirse hiç ceza almaması lazım bence. Hiç almaması lazım. Çünkü öldür. Yani birisi zaten tecavüz etmeye çalışıyorsa öldür yani o kişiyi. Öldürebilirsin ben izin veriyorum. Ama işte sorun şurada. Kadın kocasını sevmiyor. Bu %100 olur bak. İşte bu kanunu getirirsen bu %100 olur. Kadın kocasını sevmiyor. Plan yapıyor öldürmek için. Hadi diyor kocacığım fantezi yapalım falan derken <laughs> o esnada öldürüyor ondan sonra diyor ki bana tecavüz ediyordu. Çok çok derin Gangöl gibi bir plan yapabilir. Çok zor değil ki. Hadi der tecavüz fantezi yapalım atıyorum yani. O yüzden işte aşama aşama. Yani mesela yüzde yüz kanıtlayabilirsen sokakta hiç tanımadığı birisi mesela üstüne atlıyor kadının. Onu vur. Vurabilirsin. Çünkü o kesin kanıt yani. Gibi. O yüzden de gördüğünüz gibi arkadaşlar işin ara kısmı da var yani. O yüzden de mümkün olduğu kadar onu getirmeyi düşünmüyorum. Tabii ki tartışma konusu. Süper bir tartışma konusu. Çünkü sonsuza kadar sabaha kadar tartışılır yani o. Ben onu getirmeyi ya en azından insanlara söylemem. Hafifletici sebep belki bayağı bir hafifletici sebep olabilir. Ama en azından insanlara söylemem onu. Çünkü o zaman herkes sevmediği adamı ne bileyim bu adam hırsızdı diye vurur. Yani o işin boku çıkar. Çok rahat öldürebilirsin yani sevmediğin adamı. Bu bir. İkincisi zaten biraz sonra söyleyeceğim olay işlerse insanların hırsızları, tinercileri öldürmesine de gerek kalmayacak. Hatta tecavüzcüleri bile öldürmesine gerek kalmayacak. Durduramadın. Adam tecavüz etti ve kesin olarak kanıtladın. Muallakta değil yani. Biliyorsunuz bazı kesin kanıtları var. Belki işte dediğim gibi kocasının veya erkek arkadaşın tecavüz ettiği yüzde yüz kanıtlanamayabilir. Kadın fantazi yapalım der. Ondan sonra da bana tecavüz etti der. Yüzde yüz olur bu olaylar. Eminim yani. Ama dediğim gibi bazen kesin olarak işte o minibüsçü yapmış ya mesela. Otur bir sürü olay var. Çok fazla. Mesela bir video gördüm arkadaşlar. En vahşi cinayetler diye. Lan bakıyorsun. Bir ara şey demiştim ya. Gelmiş geçmiş en kötü şerefsiz adam Peter Scully. En aşağılık herif Peter Scully demiştim ya. Peter Scully bile ortada kalıyor ya. Yemin ederim ortada kalıyor. Neden biliyor musunuz? Peter Scully aslında hiç cinayet işlememiş. Bir kere sadece yanlışlıkla bir kız öldürüyor. Şimdi diyeceksiniz o zaman iyi mi kalıyor yani kamera karşısında kızlara işkence yapıyor. Valla o kadar çok seri katil, psikopat gördüm ki bu herif ortalamak oluyor gerçekten. O şeyler mesela... Ukraynalı çekiçli katiller var ya... Onlar direkt... Söylenene göre... Satış amaçlı... Çekip çekip... Cinayet işleyip... Çekiçle böyle... Yaşlıları falan böyle öldürüp... Bunu kameraya alıp... Onda satıyorlarmış. <laughs> Bu ne ya? O yeni seyrettim dediğim videoda da... Bir Asya ülkesinde... Bir herif... Okuldan bir kıza aşık oluyor. Kız buna karşılık vermiyor. Karşılık vermeyince... Dört tane arkadaşıyla birlikte kızı kaçırıyorlar. Ondan sonra kıza zorla telefon açtırtıp işte annesine ben evden kaçtım artık gelmeyeceğim dedirtiyorlar. 40 gün boyunca işkence yapıyorlar ve o yaptıkları işkenceleri de sıralamışlar böyle. Sigara söndürmek, elektrik vermek zaten tecavüz full. Tecavüz zaten havada uçuşuyor yani. Onu söylemeye bile gerek yok. Kesmek, biçmek, çekişle dövmek. O kadar böyle liste var ya inanılmaz akıllarına gene her şey yapmışlar yani. 40. gün sonunda da ölüyor kız. Sonra bunlar yakalanıyor. Sonra ölüm cezası da almamışlar galiba. Ömür boyu hapis hadi bakalım. Şimdi bunlardan bahsediyorum işte. Benim yönettiğim ülkede böyle bir şey olacak İşte diyorlar ki Batı çok medeni. Sikerler medenisini abicim. Sikerler medenisini. İşte 18'den büyük, bilmem kaçtan küçük. At at dördünü alacaksın anasını sikeceksin hepsini. Hepsini amına koyacaksın yani. Bu dördü bunlar ibret. Bunlar ibret olacak. İbretlik olay olacak yani. Diyorum ya insanlar baktığı zaman diyecek ki of bu hükümet does not fuck around. Bu yönetimle şaka olmaz. Biz en iyisi siktirip gidelim başka ülkeye. Sapıkça fantazilerimizi başka yerde gerçekleştirelim. Ve tabi hapis cezası tamamen gitmez dememin sebebi ortada da ikisinin ortasında da yani işte kendisi tecavüz etmeye çalışanı öldürmek veyahut bu tür böyle sapık katillik. Bunun arasında da bir sürü olay var çünkü. Adamlar içiyorlar içiyorlar. Arkadaşıyla kavga ediyor, tartışıyor. Vuruyor ondan sonra arkadaşını. Buna da hapis. Anlatabiliyor muyum? Yani kısacası bence dünyada böyle birebir evet şu adamların ceza sistemi çok iyi dediğim bir sistem yok. Neden? Batıda Luka gibi bir sapık orospu çocuğu olabiliyorsun. Kedileri öldürüyorsun. Yavru kedileri öldürüyorsun. Videoya çekiyorsun. Küçük böyle para cezasıyla falan seni serbest bırakıyorlar. Ondan sonra insanı öldürüyorsun. Alıyorlar ondan sonra seni hayatın boyunca besliyorlar. Şimdi bu sistem değil. Bu böyle medeni sistem falan da değil. Sikerler böyle sistemi. Ancak diğer tarafına bakıyorsun olayın. Hırsızlık yapanı taşlayarak öldürüyorlar. Bu da sistem değil. Tam ikisinin ortası olması lazım. Bunu da gerçekten ayarlamak çok zor. O yüzden ben sınır dışı yapma veya sürme ikisinin ortası bunun taraftarıyım. Yani işte arkadaş demiş ya tinerci ne yapalım. Gasp yapıyorsa ondan sonra adi suç, hırsızlık vesaire kapkaç bunları almak sürmek. Tabii ki şunu soruyor arkadaşlar. Sürgün olayını nasıl yapacaksın? Kim alacak? Birkaç şeyi var tabii alternatif var. Yani altyapısını yapmak lazım. Bir gün içinde bir oturuşta bir podcast'te <laughs> parmağı şıklatınca olacak bir şey değil. Altyapısını yapmak lazım. Birkaç şekilde olabilir. Ya bir ada alırsın o ada sürgün adası olur. Oradan çıkışlar olabilir, başka ülkelere gidilebilir parası varsa. Ancak Türkiye'ye veya nereyi yönetiyorsak, hangi bölüm bize aitse oraya geri giriş olmaz. Böyle bir şey olabilir. Ya da bir ülkeyle anlaşırsın. Ülkeye atıyorum senelik para verirsin veya başka bir şey. Yani başka bir şekilde anlaşırsın. İşte sizden alışveriş yapacağız falan gibi. Veya işte size şurayı kullandırtacağız falan gibi. Onun karşılığında da sürgün olanları o ülkenin içine bırakırsın. Hemen olabilecek bir şey değil. Altyapısı olması lazım ama yapılır. Çünkü şu da işe yaramaz arkadaşlar. Tinerciyi öldürelim veya işte gasp yapmış ama kimseye bir zararı olmadan yani parasını çalmış tehditle veya hafiften böyle bıçaklamış falan parasını çalmış. Şimdi bunu bunları da öldürmeye başlarsak o da sıkıntı. Neden? Birkaç sebepten dolayı. Birincisi sen hükümet olarak, emniyet güçleri olarak insanları güvende hissettirmen lazım. Tam tersi insanların senden korkmaması lazım. Lan yarın bir gün bize de yapar mı bunu? Yanlış bir şey yaparsam falan diye. Bir bu ikincisi de daha önemlisi aslında şu da önemli. Dünya seni nasıl görüyor? Turistler seni nasıl görüyor? Bizim için de turizm çok çok önemli. O yüzden dünyaya nasıl göründüğümüz de önemli. Son olarak büyük ihtimalle yakmazdım adamı. Ama insan psikopata bağlayınca ne yapacağı da belli olmuyor. Bazen bazı insanlar trafikte falan ben araba kullanmayı trafikte o yüzden bıraktım ya. Öyle delirtiyor ki adama karşı bir sürü değişik fantazi kuruyorsun. İşte sana böyle el kol falan yaparken ineceksin o camdan dışarı çıkardık kolu bir tutacaksın. Veya şey şey sana geliyor ya sana geliyor içeri böyle el kol falan yapıyor. Arabanın içine elini kolunu soktuğu zaman bir tutacaksın o kolu. Ondan sonra bir abanacaksın gaza. <laughs> Bunu hayal ettiniz mi? Sadece ben mi hayal ettim ya? Evet şimdiye kadar hiç başıma gelmedi. Ama böyle işte dizilerde, filmlerde görüyordum. Gerçekte birinin birine yaptığını gördüm mü hatırlamıyorum böyle bir hareketi. Umarım yapmazlar. Ya da böyle işte bilader falan deyip böyle önünü kesip ondan sonra arabanın ip üstüne falan yürürken basacaksın gaza vuracaksın falan adama. Böyle fantaziler kuruyorum. O yüzden dedim bu işin sonu <laughs> sıkıntı İzmir bile olsa bu işin sonu sıkıntı ben mümkün olduğu kadar araba kullanmayayım. Kısacası arkadaşlar ceza sisteminin işe yaraması için proaktif. Yani önleyici olması lazım. Mesela şu. Ben bunu kesinlikle istiyorum. Trafikte falan insan sana el kol yaptı. Üstüne yürüdü. Hakaret etti. Bunu kameraya alırsan deşkemlere veya cep telefonuyla kameraya alırsan kesinlikle o adama ceza verilmesi. Ve ciddi bir ceza. Ya, ya ciddi bir para cezası, tazminat. Mesela tazminat davası açabilecek. Anlatabiliyor muyum? Diğer taraf. Ciddi bir para cezası. Siciline işlenmesi. Trafik siciline işlenmesi artı. Ve bu hepsinde geçerli olmalı. Polis mesela sana hakaret etti. Mesela polis seninle konuşurken polisi kameraya alabilme hakkın var. Olmalı yani. Veya şöyle bir şey olabilir. Onu da düşünüyordum. Polisin kendi kamerası olmak zorunda hep. O kamera hep açık olmak zorunda. Birinden ifade falan alırken özellikle. Eğer polis ona hakaret ederse, küfürlü konuşursa, terslerse vatandaşın da sonradan gidip şikayet etme hakkı olmalı. Neden? Bu hak olursa... O zaman vatandaş çok fazla sert veya ters konuşmaz ona. Ve tabii aynı şekilde kameraya alınacağı için vatandaşın da polise hakaret ettiği zaman polisin de ona dava açabilmesi, tazminat açabilmesi lazım. Bu her yerde geçerli. Doktorlarda da bunu görüyoruz ya. Işte Doktor dövmeye çalışıyor mesela. Tekme atmaya çalışıyor vesaire. Şimdi tamam. Veya hakaret ediyor doktora, küfür ediyor tamam. Kesinlikle bunların tazminat, davası açabilmesi lazım. Artı o hastaneden belki... Men edilmesi veya yani atıyorum genel olarak mesela sigorta hastanelerinden şu kadar sene ben gibi. Çok ağır olduğumu bilmiyorum ama şu an örnek veriyorum yani. Ama bunun tam tersi de var işte. Doktorların da insanları azarlaması var. Aynı şekilde böyle bir şey olduğu zaman sizin de doktorları kameraya alma hakkınız olmalı. Doktor ters bir şey söylerse diye, hakaret ederse diye. Özellikle arkadaşlar özel hastanelerde çok olduğunu sanmıyorum. Var ama çok değil. Sigorta hastanelerinde uf, çok fazla var. Ve mesela o durumda şunu da çok görüyorum. İşte çok fazla insan var. Sürekli aynı şeyleri soruyorlar. Anlamıyorlar. Valla ne olursa olsun hakaret etmeyeceksin abi. Etmeyeceksin yani. Çünkü görüyorum. Anlamayabilir. Anlamıyor diye hakaret edemezsin. Veya ne bileyim işte kapı açıkmış ya. Kapı açık giriyor. Hayır onun önlemini alacaksın. Kapı açık giriyor diye hakaret edemezsin. Ya kilitleyeceksin ya oraya yazı koyacaksın. Yazı koyup artık kilitleyeceksin. Daha mantıklı. Çünkü birçok kişi kapı kapalı olduğu için anlamıyor yani. Doktor hasta mı bakıyor? O çok önemli ya. Bunu niye hala daha yapmıyorlar bilmiyorum. Hasta bakarken oraya bir yazı koymaları lazım. Şu an hasta bakılıyor lütfen girmeyiniz diye. Belki şu an koymuşlardır. Ben gittiğimde hiç yoktu yani. Gene aynı şekilde proaktif önlemini alacaksın yani. Benim gençken daha az ünlüyken işte her şeyi yapar. İnsanlarla karşılıklı küfürleşirdik. Ama hiç şeye gelmedim. O noktaya gelmedim yani. O zamanlar canlı yayın yoktu çünkü canlı yayın açıp da böyle canlı yayında karşılıklı ben de seni anan falan diye o noktayı hiç gelmedik. Şu anda ise bunun önlemlerini alıyoruz. Bunu hiç yaşamamak için yani. Yoksa bize de ergenler geliyor. Bize de hadi ünlü birisine geleyim de küfredeyim diye adamlar geliyor. Teker teker önlemini alıyoruz işte. Baktık mesela buluşmalarda saçma sapan insanlar da geliyor. Şimdi onları terslemek, küfretmek de değil. Terslemek bile aslında orada bir soğukluk yaratır. O olmasın diye herkese açık yapmıyoruz artık buluşmaları. Aynı şekilde yorumları adminler kontrol ediyor. Ergenlik yapanları blokluyor. Daha ağır küfür vesaire oldu mu avukata paslıyor veya tehdit, hedef gösterme, sadece benim sitem değil başka yerlerde de böyle şeyler olduğu zaman onda avukata paslıyor. Artık çıkıp da böyle onlarla küfürleşmeme, onlara laf yetiştirmeye çalışmama gerek kalmıyor. Neden altyapısını yaptım? Bu da önemli arkadaşlar. Yani bugün yaşadıklarınız olaylardan faydalanarak tecrübe edinerek gelecekte neler olabileceğini öngörmeye çalışmak bu insanları sürerim dememin sebebi de bu. Neden? Çünkü yarın bir gün belki o gaspçı cinayet işleyecek olabilir. Potansiyel. Yolla gitsin. Kapkaççı aynen yolla gitsin. Zaten bunlar çete. Bunların çete olduğunu biliyoruz. Bireysel çalışmıyorlar. Belki o tinerji yani onlar değildir de. Ama gasp, kapkaç, özellikle kapkaçın çete olduğunu biliyoruz. Hırsızlık çetesi. Bunlar organize. Dilencilik çetesi. Bu dilencilik çetelerini de çökerteceğiz tabii. Komple bunları da yollayacağız. Aynı şekilde mesela hayvanları öldürüyorlar. Kedi köpek gibi hayvanları zevk olsun diye öldüren insanlar. Evet şunun farkındayım işte koyunu öldüren neden katil O işin o kısmında değiliz arkadaşlar. Kedi köpek öldüren insanlar eşittir. Bu insanlar psikopattır. Bu insanlar akıl hastasıdır. Bu insanlar geleceğin katilleridir. Sebep bu. Koyun kesen mezbahacılar geleceğin katilidir diye bir kural yok veya ne bileyim dana kesenler geleceğin katildir diye bir kural yok. Ama kedi, köpek veya diğer böyle sokak hayvanlarını zevk olsun diye öldüren, bunlara işkence yapanlar psikopattır, akıl hastasıdır, geleceğin de katilleridir. Bu insanlara sizce ne yapılmalı arkadaşlar? Bu da, bunu hadi size bırakıyorum. Bir kere şu kesin, bu insanları kesinlikle barındırmayacağız ülkede. Bunları da süreceğiz ama sürmeden önce ne yapalım? Mesela yavru kedi öldüreni öldürelim mi? Ne yapalım? Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şunu da çok görüyorum. Tecavüzcüleri öldürmeliyiz veya işte tecavüzcülere idam cezası. Bu da doğru değil neden? Her şeyden önce şu sebepten dolayı. Eğer cinayet ile tecavüz bunların cezası aynı olursa, o zaman tecavüz eden herkes yakalanma ihtimali azalsın diye öldürür kadını. O yüzden aynı ceza olmaması lazım. Yine daha önce söylediğimiz gibi tecavüz etmiş olduğu kesin ise, kesin olanlarla bahsediyorum. Ne yaptıysa tecavüz edip darp mi etti? Hemen bu bayağı yolluyorsun. Çünkü bu insanlara bakın bu insanı dövseniz bile adam gene hapishanede övünerek anlatacak. Neyse ki şey diyorlar değil mi? Bilmiyorum Türkiye'deki hapishanelerde o geçerli mi? Tecavüzcülere de oğlan yapıyorlar içeride. <laughs> ne kadar doğru bilmiyorum. Ama gerçekten böyleyse keşke onu da gösterseniz yani. Bakın tecavüzcüler içeride ne oluyor diye. Hiç dolaylı olarak bu işi yapmaya gerek yok. Direkt olarak Boş boşa beslemeye de gerek yok. Direkt. Kaç kere tecavüz ettin? Bir mi? Hemen bu gel bakalım. Ve mümkün olduğu kadar onu da aşağılayacak bir şekilde. işte gelinlik mi giydirirsin? <laughs> gelinlik mi giydirirsin? Ne yaparsan yani böyle. Onu yapacaksın. Kameraların karşısında tabii çok pornografik olmaması lazım. O yüzden bir şey yaparız. Kulübe yaparız tamam mı? Bak hepsinin dizaynını yaptım. <laughs> Hepsi hazır. Dizaynı hazır yani kafamda. Kulübe yapacaksın. Adamı bağlayacaksın tecavüzcüyü. Kolları falan dışarıda kalacak. Yani belinden üstü dışarıda kalacak. Tam böyle ortası gibi düşün. Ortasından daha aşağı kısım da kulübenin içinde kalacak. Adam dört elinin üzerine olacak. Dogi. Dogi de olacak yani. Belinden iç kısım kulübenin içinde kalacak. Sonra bu o kulübenin içine girecek. <laughs> Sonra kameraya adamın suratını çekeceksin. Evet şunu düşünüyor olabilirsiniz. Lan hepsine de yaparsak böyle bir şey. O zaman gerçekten vakit yetmez. Belki ama her gün bir tane bile yapsan yeterince ibret olur. Bana soracak olursan haftada bir kişiye bile yapsan yeterince ibret olur. O esnaya kadar, o zamana kadar hapiste beklerler mesela. En böyle pislik olanları alacaksın. Bunu yapacaksın. Yaptıktan sonra, ondan sonra sınır dışı edeceksin. Ha şu deney diyordunuz değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bak kaç kere konuştuk şu ceza olayının üstüne. Her seferinde biraz daha şekilleniyor. Değil mi? Her seferinde biraz daha ince detaylara girebiliyoruz. Yakında buradan şey çıkacak ya. ceza hukuku. <laughs> Efe Aydal ceza hukuku çıkacak yakında. O üzerine deneyler veya işte organ bağışı vesaire. Onlar da işte ibret sayılmayacak adi cinayetler. Ne bileyim hırsızlık yapmaya çalışırken birini öldürüyor gibi. Veya işte çok aşırı psikopatça değil de kuyumcunun kafasına sıkıyor mesela. Bu insanlar da deney malzemesi ve canlı organ. Düşünecek olsanız çok işe yarar ya bu insanlar. Mayın tarlasına sürersin. Yazık eşekleri yollayacağımıza. Mayın eşeği derler ya. Eşeklerin de suçu var. Başka? Ha biyolojik silah yapabilirsin bak. İyi fikir ha. Verirsin ebolayı. Basarsın ebolayı. Atarsın terörist kamplarının üstüne. Yok. Biyolojik silah tavsiye etmiyorum. Çünkü kontrol altına alınamıyor. Ya da en basiti suizat squad yaparsın. Tabi ellerine silah vermeyeceksin. <laughs> Birinin eline beyzbol sopası. Öbürünün eline bumerang. Öbürünün eline ip. Abi bunlar ne? E, suizat squadsınız abi. Hadi git şimdi bunlara teröristleri öldür. Ve şunu sormuştu. Bu adam adam öldürmeye teşebbüsten yargılanma. yap. sana da mı uğradı Ece Temel Kur'an'la Nagihan Alçı? Siz de mi sohbet ettiniz? Bak adamın günahı gelmiş zaten. Adamın günahı gelmiş söndürmüş. Daha ne istiyorsun? O Iğdırlı arkadaşımızı başa geldiğim zaman adını kaydettim zaten. Transfer edeceğim direkt. Kolluk kuvveti yapacağım. NPC yerlerde ama böyle tinercilerin falan olabileceği yerlerde. Çelik yelek falan takacağım böyle. Sen diyeceğim dolaş. Sonra silah da yok. <laughs> Sen dolaş yumrukların yetiyor zaten. Silah verirsek terör estirebilir çünkü. Bir job falan veririz en fazla. Taser taser ya yani en güzeli o. Bir şey soracağım arkadaşlar. Türk polisinde taser yok mu? Yoksa neden hala daha yok? Çünkü birini etkisiz hale silahla getiremezsin. Birçok kişiyi öldürürsün yani o şekilde. Böyle atmalı taserlar var ya ateş ediyor. Ateş ediyor çarpıyor. Etkisiz hale getiriyor. Onlardan var mı Türk polisinde? Neyse ben başa gelince olacak. Ve tabii klasik Abi Afrin'e girdik. Yorumlar mısın? Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben stratejik araştırmalar uzmanı olduğum için size bir yorumlayayım hemen. Şimdi tabii hatalar var. Stratejik hatalar var. Nasıl yapılması lazımdı? Güney kısımdan 12.6 tankla girip ondan sonra kuzeyden de 26 asalt kan ile duhl yapacaktık önce. Daha sonra girdikten sonra orada surveyorla altını arayacaktık. Sonra constructorla oraya bir altın madeni kuracaktık. Sonra o çıkan altınlarla upgrade alıp missile crawler'ların range'lerine upgrade vermemiz lazımdı. Upgrade dendiği zaman tabi bu sefer ne olacak? Düşmanın menzilinden daha uzak bir menzilimiz olacak. Onları da aldıktan sonra biliyorsunuz missile crawler'ların move and attack özelliği yok. Yani hareket ederken ateş edemiyorlar. O yüzden air transportlarla onları taşıyıp menzilin içine sokup indirdikten sonra ateş ettirip daha sonra air transportların içine geri alıp böylece hareket etmeden bir turn içinde ateş edebilmiş olacaklar. Onun haricinde tabi infiltratorlarla düşman karargahına girip onların roket atarlarını hackleyerek kendilerine karşı kullanırsak o zaman kesin zafer ulaşırız. Şimdi bazı arkadaşlar research lab kuralım oraya demişler ama research lab olmaz arkadaşlar çünkü 3 tane research lab için bir tane habitat kurmamız lazım. Habitatta raw material istiyor, ham madde istiyor. Onun için de raw material olan yere mining station kurmamız lazım. Onun yerine gold olan yere mining station kurarsak bazı spesifik üniteleri geliştirmiş oluruz ama gene de daha hızlı bir gelişme elde ederiz. Evet. İşin öteki kısmını ben bilemem arkadaşlar. Yani seçim yatırımı mı? Yani biraz öyle geliyor ama dediğim gibi ben bilemem o işi. Onun haricinde gerçekten faydalı olacak mı yoksa seçim için göstermelik mi? PKK'nın merkezi vurulacak diyorlar. Hayrola Fransa'ya da mı giriyoruz abi? <laughs> Fransa'ya da mı giriyoruz? PKK'nın merkezi Paris'in bombalayacağız abi. Hayır sıkıntı yok yani benim için sorun yok. Şu olaya siz de kıl oluyor musunuz arkadaşlar? Mesela diyor ki 20 hedef vuruldu. İnsan şöyle hayal ediyor değil mi? Hedef tahtası var orada, hedef tahtaları vuruluyor böyle, boş. Evet. Tamam madem girdik konuya, bu işten anlayan arkadaşlar, ama sadece anlayan arkadaşlar lütfen konuşsun. Bu operasyonlar işe yarıyor mu yoksa? PKK bunu öğrenince zaten orayı boşaltmış gitmiş midir? Yani 260 terörist öldürüldü diyorlar. O 260 terörist kim? Ne yapar? Ne işe yarar? Bildiğin dağdaki tırt gerilla ise onlardan zaten bol var yani. 260 hiçbir şey değil. Ah be Mehmet Ali Birant. Yaşasaydın da şu günleri görseydin. TSK neden PKK ile baş edemiyor? PKK neden TSK'ya diz çöktürdü falan? Açılımda ne güzel yazıyordun. Keşke hayatta olsaydın da ağız dolusu sana güzel dileklerimizi yollasaydık. Zaten seyrediyorsundur aşağıdan. Aşağıdan bize bakıyorsundur büyük ihtimalle. Bu olanları sen de takip ediyorsundur. Onu duymuyorum bak. Eskiden paylaşımlarda görürdüm. TSK da kimmiş? TSK diz çöktü. Stratejik yorumlamalar yapan açılım döneminde böyle yalaka kanallarda görürdüm onu. Etrafımdan da bu şekilde konuşan çok kişi vardı. Ya işte kabul edin. Yenemiyorsunuz. Kabul edin. TSK yenemiyorsun yani ordu. Yeterli değil yani. Olmuyor. Masaya oturalım. Mümkün olduğu kadar sakin ve işin içine duyguları katmadan konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz duyguları katarsak, sen, ben muhabbeti yaparsak onlar kazanır ama... ...bazen böyle ileri zekalı, iyi aile çocuklarının söylediklerini alıp e, gözlerine sokmak istiyorum. Yani göstermek anlamında söylüyorum bunu. Alıp kıvırıp gözlerine sokmak istiyorum. Zaten biz ne çektiysek arkadaşlar, sağ, sol, ön, arka, ırk dil, din hiçbir şey fark etmez ama ne çektiysek ileri zekalı iyi aile çocuklarından çektik. Ne düşünüyordun güzel kardeşim? Ne düşünüyordun? TSK çöktü. Ne düşünüyordun? Ha? Şimdi de diyorlar ki işte barış istiyoruz. Bize faşistlik yapıyor. Kusura bakma güzel kardeşim. Beni dinlediğini biliyorum. Sen bir metrelik bir cüceysen karşında da iki metrelik aşırı kaslı ondan sonra askeri eğitim görmüş birisi varsa sen ona böyle işte bacağını iki tane tekme atıp arkadan da biri tutuyor, Amerika tutuyor ya kolları. Onu yaptığı zaman eğer sen ciddi ciddi yok ya bak bu adam bana bir şey yapamıyor. Ben bunu döverim diye bu şekilde düşünüyorsan, ondan sonra o kollar bırakıldığı zaman başına geleceklerden sen sorumlusun. Başına geleceklerden sen sorumlusun. Bu kadar basit. Bu herkes için geçer arkadaşlar. Biz de bundan ders çıkarmalıyız. Daha önce zaten bu konuyla ilgili konuştuk. O yüzden fazla konuşmayalım. Alevleniyorum çünkü gene. Ha bu arada yanlış anlamı olmasın. Mehmet Ali Birant aşağıdan takip ediyorsun derken Mezar anlamında söylüyorum Mezardan yani Yoksa yani benim arkadaşlarımın çoğu Mehmet Ali Birant'tır <laughs> Mehmet Ali Birant'ları ben çok sevenim ben birçok Mehmet Ali Birant arkadaşım var Mehmet isminde, Ali isminde, Birant isminde arkadaşlarım var benim Bir de şöyle bir şey var bilmiyorum fark ettiniz mi RT diye bir haber kanalı var ya Russia Today diye geçiyor RT News oldu şu anda onlar da yavaş yavaş YPG'cilik falan yapmaya başladılar. Ne zamandan sonra bu olay yoğunlaştı biliyor musunuz? Zaten daha önceden çok böyle hani tam ters tavır takınmıyorlardı ama ne zamandan sonra yoğunlaştı biliyor musunuz? Bu hani Irak yönetimi Barzani'ye girdi ya şey pardon Barzani'nin yönettiği bölgeye girdi ya ondan sonra da işte Gavat Amerika kahpe Amerika falan demeye başladılar. Ondan sonra da gidip Rusya'nın kapısının önünde Putin resimleriyle falan elçiliğin önünde onlardan yardım istemeye başlamışlar. O noktadan sonra oldu biliyor musunuz? Acaba şimdi de onlar mı kullanmaya başladı? Gene şey falan yazıyorlar. Suriye ile Türkiye arasında işte savaş çıkabilir falan. Suriye yönetimi sert tavır koydu. Savaşırlar mı? Yani maalesef arkadaşlar herkes kendi menfaatini düşünüyor. Biz bilmiyorum farkında mısınız? Kimsenin babasının oğlu değiliz. Evet muhabbetinize doyum olmaz arkadaşlar. Ancak benim antrenmana gitmem lazım. Akşam faydalı içimde hissediyorum köşesinden. Tekrardan görüşürüz. Evet geri geldim arkadaşlar. E faydalı içimde hissediyorum. Bölümünden devam edeceğiz. Saat şu anda gece 10.30 oldu. Her zamanki gibi birkaç konumuz daha var. Bunlardan da kısa kısa söz edeceğiz. Ondan sonra da filmlere geçeriz. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Enes Batur'un filmi çıkmış sonunda. <laughs> Kendisi artık e, YouTube ünlüsü değil gerçek ünlü olduğu için isim verebilirim ona da. Biliyorsunuz gerçek ünlü olanların isimlerini veriyorum. Ne farkı var? Şu farkı var. Belirli bir ünden sonra Artık sana cevap veya işte atar gider yapamazlar. Çünkü yaptıkları zaman seni ünlü etmiş olurlar. <laughs> o yüzden ufak ünlüler olduğu zaman atar gider yapacağım. Onların isimlerini vermiyorum reklam olmasın diye. Çünkü o yola girmek istemiyorum. O ona söyledi. O e-faydalı bir şey söyledi. Cevap verdi vesaire. Bana faydası olacak bir şey değil yani. Ama gerçek anlamda ünlü birisi olunca onlara istediğim gibi giydirebiliyorum. Çünkü isim vererek cevap vermeye çalışırlarsa... Benim karıma. Anlatabiliyor muyum? Fark o yani. Ha tek şöyle bir şey olabiliyordu. Eskiden birkaç kere yaşadık. O ünlü olan kişi tabii bir şey yapmıyor, tepki vermiyor ama fanboylar geliyordu. Onlar doluşup atarlanıyorlardı. Şimdi o da sıkıntı değil artık. O da bizim karımıza. Bu arada eskiden diyordum ya arkadaşlar. İnsanlar benim arkamdan konuştuğu zaman bana yetiştirmeyin diye. Artık küfür, hakaret, tehdit, işte bunu bulmalıyız bulalım gibi şeyler. Ondan sonra hedef gösterme, iftira atma bu tür şeyler olduğu zaman yetiştirebilirsiniz artık. Artık izin veriyorum. Yetiştirin hatta. <laughs> benim yorumlarda değil de onları zaten biz temizliyoruz. Ama biliyorum bazı Facebook gruplarında yapılıyor bu. Veya işte bazı sayfalarda benim haberim olmayan bir şekilde yapılıyor. Böyle bir şey olduğu zaman artık söyleyebilirsiniz, haber verebilirsiniz. En temizi YouTube'dan özel mesaj olarak yollayabilirsiniz. Ben bakmıyorum ama admin bakıyor. Filmin nasıl olduğu çok umurumda değil arkadaşlar. İyi olmasını beklemiyorum. İyi olacağını sanmıyorum. IMDB'de 2.0 almış. Büyük ihtimal daha da düşer. Çok büyük ihtimalle o bir kısmın verdiği 10 puanlar sonrası bir de 2.0 almıştır. Bazı şeylere insan üzülüyor tabii. İşte gala için sinema kapatmışlar falan. Ne? <laughs> Papyonlar falan takmışlar. Yemin ederim var ya papyon kötü film galasıyla özdeşleşti benim için ya. O yüzden Oscar'a bile çağırsalar o papyon takmam abi. <laughs> Fuck the papyon. Umarım hiçbir zaman takmak zorunda kalmam. Kravata zaten zor alışmıştım. Çünkü düşünecek olursanız bildiğin tasma yani. Kravat o ya. Kravat tasma abi. Kravat taktığın zaman dikkat ederseniz arkadaşlar. Gerçekten de boynunuzda bir tasma olduğu zaman ve o tasmanın ucunu birine teslim ettiğiniz zamanlar kravat takmış oluyorsunuz. Düşündüğünüz zaman genelde öyle. Belki ciddi ciddi sembolik anlamı odur. Filmin kötülüğü çok önemli değil dedim. Filmin kötülüğü gerçekten önemli değil. Ama sinopsise baktığın zaman filmin konusu gerçekten kırmızı alarm çalıyor. Bunu zaten alttan alta insanlara veriyorlardı yavaştan. Şimdi bir de artık filmle perçinlediler. Neyden bahsediyorum? Filmin konusunu daha önceden anlatmıştım zaten arkadaşlar. İşte bir genç vardır. Annesi babası ona okula git oku der. Ancak onun hayali başkadır. Youtuber olmak. İşte kendin ol hayallerini peşinden koş muhabbeti yapmaya çalışıyor ama aslında bu tür insanların esas ünlü olma sebebi ne biliyor musunuz? Çoluk çocuk bunları seyrediyor ve diyor ki aa bak bu bilgisayar oynayarak herhangi bir vasfa sahip olmadan işte ünlü bir şarkıcı, ünlü bir aktör, ünlü bir ne bileyim sporcu, ünlü bir bilim adamı bir konuda herhangi bir yeteneği olmadan ünlü olup ve bak millet salak gibi enayi gibi çalışırken çalışarak para kazanırken bu ne güzel oyun oynayarak para kazanıyor ve inanılmaz zengin oldu. Ben de böyle olabilirim şeklinde düşünüyor. Bu arkadaşlar bu toplumu çökertebilir. Bu olay toplumu çökertebilir. Yani insanların ciddi ciddi herhangi bir şeyci olmadan sadece ünlü olayım. Daha yeni bununla ilgili hatırlıyor musunuz? Şey demiştim. İşte beyaz da güzel bir insan. Acaba çıksam mı çıkmasam mı falan diye böyle bir muhabbet yaptım. da ya. geyik muhabbet tabii yani. Öyle bir şey olmayacak tabii. <laughs> Ama bir yandan da bakıyorsunuz Beyaz böyle gerçekten alçak gönüllü. Efendi bir insan izlenimi veriyor, görüntüsü veriyor. Öyledir de büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Bu muhabbeti yaptım ya. Bir seyircim bana mesaj olarak bir görüntü yolladı. Abi dedi Beyaz Show'un ne durumda olduğunu merak etmişsin. Al Beyaz Show'un durumu bu. Birisini çıkartıyor Beyaz. Bir kız... Kız böyle garip bir sesle korktun mu diyor. Evet maalesef. Maalesef bana da geldi o. Beyaz şaşırıyor falan böyle. Bir yandan da sitem ediyor ha çaktırmadan. Diyorum ya hala kararsızım diye. Bir yandan da sitem ediyor. Ne kadar garip şeyler ünlü oldu ya falan diyor böyle. Bir yandan da hani ulan işimiz ne yapalım falan. Hani sanki zorla çıkartmış kızı gibi. Bana hala şey gibi geliyor. Yani normalde yakalasam böyle beyazı. Abi ne acayip şeyler çıkartıyorsun sen televizyona. Ne bu şimdi? Ne abi bu desen çok büyük ihtimal şey diyecek gibi geliyor. Ya işte ne yapalım ekmek parası böyle saçma sapan şeyler biliyorum ben de farkındayım. Angutça şeyler olduğunun ama ne yapalım abi işte reyting için zorluyorlar işte yapmak zorunda kalıyoruz. Ben de üzülüyorum falan diyecek gibi geliyor hala da. <laughs> o yüzden o yüzden ona da çok kızamıyorum yani. Bu neymiş arkadaşlar? Birçoğunuz zaten anladı. Ben fularlı elit kesim olduğum için YouTube'da hiç home tuşuna Ondan sonra ana sayfa tuşuna hiçbir basmadığım için ana sayfa diye bir şey yok zaten bende. Sadece abone olduğum kanallar çıkıyor mis gibi. Bir de video blocker var o da mis gibi. O yüzden bu tür kanserlerden uzak bir şekilde yaşayabiliyorum. Teşekkürler YouTube. Video blocker'ı çalıştırdığın için. Olay şuymuş. Bu kız zaten YouTube'da değil Instagram'da ünlü olmuş. Instagram'ın search tuşuna da basmıyorum. O search tuşunda ne kadar kanser olduğunu farkına vardım maalesef. Maalesef. Arama tuşundan Arama tuşu oğlum. Home değil, Featured değil, Explore değil, Discover değil, Browse değil. Hiçbir şey değil. Arama ya. Orada bir büyütece basıyorsun. Ne lan? Ne çıktı lan böyle? Oradan e-dilenciler. İşte çocuğum sakat lütfen yardım edin. Oradan işte mutlaka göğüs çıkıyor tabii. Garip grup insanlar. Neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç ünlülere kızmayalım. Bu ünlülerin götü kalkık diye. Bu ünlüler de kendini bir şey sanıyor diye. Vallahi işte gördüğünüz gibi eline 250 gram fırsat verilince millet götüne kız kaçıran sokup patlatıyor abicim. Hatırlıyorsunuz değil mi olayı? <laughs> millet bu. Kafa bu. Bu kız da ünlüymüş meğer. Nesiyle ünlüymüş? Koyktun mu? Demesiyle ünlüymüş. <laughs> Hayır. Bunun linkini vermeyeceğim. Ben de gidip bakmadım çünkü. Instagram ünlüsüyüm. Şöyle bir şey var biliyorsunuz. Ne iş yapıyorsun? Instagram ünlüsüyüm. Yani ne açıdan ünlüsün? İşte Instagram ünlüsüyüm. Search tuşuna basıldığımı ben çıkıyorum. Dar bir tişört giyiyor oluyorum. İnsanlar da a ne kadar komiksin diyor bana. Ve beni takip ediyor. Şey sanatımı sevdiği için tabii. Sanatlarımı. Çok kocaman sanatlarım varmış. Onları acayip seviyorlarmış. Baya yakından takip ediyorlar sanatlarımı. Evet. <laughs> Bunu görüp üzülüyor musunuz arkadaşlar? Aslında üzülmeye gerek yok. Hatta bununla ilgili birkaç örnek verecektim. Hepsini arka arkaya sıralayayım. Bir tane gene bir arkadaş... Çukur diye bir dizi varmış. Bundan bir sahne yolladı bana. Adam kulağa kulaklıkları takıyor. Ondan sonra Gazapizm diye bir grup varmış. Onun şarkısı çalmaya başlıyor. Onun şarkısı çalınca diğeri buna saldırıyor. Bu da o şarkıyla dans ederken bir yandan da adamı dövüyor. Hayır Drunken Master gibi bir koreografi. Hayır koreografi falan yok ortada. Şeyi düşündünüz değil mi? Belki Drunken Master gibi bir koreografi vardır. Ha <laughs> ha koreografi mi? Arkadaşlar diyorsunuz yani işte bir mesela senaryo yazdığın zaman bu senaryoyu bir yapımcıya götür bakalım belki bir yerden bir şey çıkar falan. Şimdi götürüyorsun yapımcı bu dizinin yapımcısı çıkıyor. Veya bu tür işleri yapan adamlar mümkün olduğu kadar başımı derde sokmamaya çalışarak konuşmaya çalışıyorum. Bu tür işleri yapan adamlar Facebook'ta falan yapımcı yazıyor kendilerini düşünsene. Mesela kızlar soruyor ne iş yapıyorsun? Yapımcıyım. Üzülmeyin arkadaşlar. Kalite kalıcıdır. Kalitesizlik kısa zamanda iyi para kazandırabilir ama geçicidir. Kalitesiz bir şekilde viral ünlü olanların her birinin sonunu görüyoruz. Hatta bazı insanlar gördüm. Spoiler vermeyeyim. Bu haftanın Ok gibi filminde A dedim bak böyle adam da vardı. Hiçbir zaman uzun sürmez eğer altyapı yoksa. Bir şekilde ünlü olduysan hiçbir zaman uzun sürmez ve hatta ticari kafan yoksa o kısa süreli Yakaladığın ün ile kazandığın parayı da çok çabuk bitirirsin. O da sana hayır etmez. <laughs> İnternet ünlüsü olarak ciddi ciddi böyle işte Okan'a beyaza çıkacak noktaya gelmiş. Film çekecek noktaya gelmiş. Dizide oynayacak veya dizi çekecek noktaya gelmiş. Ve dediğim gibi hiçbirisi olmasa en azından televizyon çıkacak noktaya gelmiş. Kaç tane ünlü var desem? Saysanız belki 6-7 kişi sayarsınız. Aslında onlarca var. Birçoğunu sadece söylediğim zaman aa harbi lan falan dersiniz yani. Varlığını bile unuttuk çoğunun. Gerçekten arkadaşlar bu teselli değil. Şu an ben en önemli amacıma ulaştım. O da bu yaptığım işten bir şekilde kendimi döndürebilmek. Ona zaten ulaştım. Bu sene gerçekten heyecanlı bir sene benim için. Bu 1 iki sene. Çok sağlam şeyler hedefliyoruz. Ve esas merak ettiğim de şu. Bunları oldurabilirsek robot filminden bahsetmiyorum. Ondan önce de çok sağlam şeyler hedefliyoruz. Bunları oldurabilsek ne olur? Bunun sonucu ne olur? Onları da bilmiyorum. Göreceğiz. Sonuç itibariyle arkadaşlar bu konuyla ilgili yani Enes Batur'un bu filmi ile ilgili çok fazla üzülmeyin arkadaşlar. Neden? Ben zaten bizim gibi insanları mümkün olduğu kadar aydınlatmaya mümkün olduğu kadar uyandırmaya çalışıyorum. Bu yol değil. Yani işte oyun oynayarak adam zengin. Böyle bir yol yok. Büyük ihtimalle zaten oyun oynayarak zengin olamazsın. o birkaç kişiyi sizleri heveslendirmek için oraya koyuyorlar. Ünlü olmalarına izin veriyorlar. Bazıları zaten kendinden zengin olduğu için, biliyorsunuz YouTube'da ünlü olmak pay to win işi olduğu için veya tesadüfen de ünlü olmuş olabilirler. Ancak olay değişmez. Oyun oynayarak ünlü olacaksınız veya oyun oynayarak zengin olacaksanız, zengin olmayın daha iyi. Hayatınızı bu işe verip evin içinde oturarak bu şekilde para kazanacaksanız veya herhangi bir şekilde YouTube'da bir sürü tipler var ya, bloggerlar falan. Hiçbir şey yapmıyor ama herhangi bir yeteneği, hiçbir şey yok yani. Hani şeylerden bahsetmiyorum. Gezginler var, onlar ben de seviyorum. Değişik yerlere gidiyor orada işte. Keşfediyor. Onlardan bazılarını ben de takip ediyorum. Onlardan bahsetmiyorum. Ben tamamen basıpsız olanlardan bahsediyorum. Bunlara özenmeyin arkadaşlar. Başkası özensin önemli değil. O şekilde ünlü de olsalar, o şekilde zengin de olsalar o da önemli değil. Sonuçta altyapısı olmadığı zaman temel kurmadıysan eğer istediğin kadar sen kat çık. Günün birinde o bina yıkılır komple. Bunu arkadaşlar kesinlikle özenmeyin. Tekrar söylüyorum bak. İşte siktire çalışmayalım. Bir şekilde gündeme gelelim. Bir şekilde gündeme gelip ünlü olup para kazanalım. Çünkü biliyorsunuz birçok insan için çalışmak nedir? Sebebi nedir? Yani para kazanmak. Sadece bu. Çalışmanın tek sebebi para kazanmak olduğu için o yüzden bu olay normal geliyor. Ama zaten ilk başta bu Mantık yanlış. Meslek sahibi olmanın amacı bulunduğun topluma bir fayda sağlamaktır. Eğer farklı düşünüyorsan, hangi toplumdaysan bu arada, Türkiye'de yaşıyorsan Türkiye'de, başka yerde yaşıyorsan orada. Farklı düşünüyorsan ve tabii ki arkadaşlar genel olarak da insanla, eğer mümkünse tabi başka şekilde düşünüyorsan sana garanti veriyorum, hayatta mutlu olamayacaksın. Sana garanti veriyorum. Tatmin de olamayacaksın, mutlu da olamayacaksın. Örnek: Çöpçüsündür Kimse çöpleri toplamak istemez, sen çöpleri toplarsın. Topluma bir faydan var. Doktorsun, topluma bir faydan var. Polissin, topluma bir faydan var. Askersin. Ne sadece bunlar değil. Sanatçısın. Sanatçının aslında çok önemli görevleri vardır. İnsanları aydınlatmak, insanları düşünmeye sevk etmek, insanların ufkunu açmak. Hangi sanattalı olursa olsun müzik bile dahil yani. Yazar aynı şekilde, gazeteci aynı şekilde. Umarım ne dediğimi anlıyorsunuzdur. Çünkü çıkıp şunda diyen olabilir. Abi işte müzik yapıyorlar ama... işte ...angut angut müzikler yapıp... ...malı götürüyorlar. Onlardan bahsetmedim biliyorsunuz. Ya da işte adam yazar ama... ...topluma herhangi bir faydası olsun diye değil. Toplum neyden hoşlanıyorsa... ...onları biraz sıvazlayayım... ...malı götüreyim kafasıyla. Tabii ki bunlardan da bahsetmiyorum. Bunlar ilk söylediğimiz grup işte. Para kazanmış olmak için para kazanmak. Bu insanlar mutlu olamayacaklar hiçbir zaman. Bu tür filmlerin kötü yanı veya tehlikeli yanı diyelim. Maalesef bu arkadaşlar. Yani toplumda bulunan bu fikirin, bu düşüncenin vücut bulmuş hali. Çok sevdilir mi, sevdilmez mi bilmiyorum. Kaç kişi yaptı onu da bilmiyorum. Ancak maalesef toplumda böyle bir fikir var, böyle bir düşünce var. Çoğunlukta olup olmaması benim şey için önemli değil. Dediğim gibi ancak bizim zihniyetimizdeki, bizim düşüncemizdeki insanlar. Bizlerde olmasın bu. Gençliğin gerçekten bilgisayarın başında harcayıp ondan sonra gün gelip meslek sahibi olmak, evlenmek, annesinin babasının evinden çıkmak zorunda kalınca ha siktir ben ne yapacağım şimdi diye düşünüp ondan sonra gidip işte UNICEF yeleği giyerek sokaklarda kızların peşinden koşturmasını istiyorum insanlar. Çok üzülüyorum. Gerçekten aşırı üzülüyorum. Ben de neredeyse böyle birisi olacaktım. Hayır UNICEF'ci değil ama bence bizim gibi insanların olabileceği en kötü şey. Pazarlamacı işindesin ve insanlara ihtiyacı olmayan şeyleri zorla sattırmaya çalışıyorsun. Biliyorsunuz benim girdiğim olay tıbbi satış mümessillik eğitimiydi. Çünkü işte hani tıpçı olacaksın ne güzel olur falan diyorlardı bana. İşte anne babanın, ailenin, kardeşlerin düşüncesi. Onlara da bir şey diyemiyorum. Onlara da kızamıyorum. Ne diyeceğim ki yani ben 27 yaşına gelmişim mesela. 27-28 yaşındayım. Elimde böyle dijital fotoğraf makinesi kısa film falan çekiyorum. Ne diyeceğim yani? Anne baba yok şey ben o olmayacağım da ne olacaksın? E, şey Aikido eğitmeni olacağım. Ha. Bir de ondan sonra böyle filmcilik falan yapacağım. <laughs> Oradan böyle para falan kazanacağım. Kısa film falan çekeceğim. Sketch çekeceğim. Bunu dediğimi düşünebiliyor musunuz? Kendi çapımda belgesel falan çekeceğim böyle. Ondan sonra böyle uzun metraj sinema filmleri çekeceğim. Neyle? Elindeki dijital fotoğraf makinesiyle mi? Onlara da kızamadım tabi Ancak işin sonuna kadar geldim arkadaşlar. İşin sonuna kadar geldikten sonra eğitimde de notlarım da iyiydi. Zaten çalıştığın şeyleri soruyorlar. Ancak dedim ki ah, abicim ben kendimi bu kadar geliştirdim. Her konuda. Bir sürü konuda çok geliştirdim. Ben bunu hak etmiyorum. Dedim ve eğitimi yarıda bıraktım. Şu an çok mutluyum. Böyle bir iş sahibi olun istemiyorum işte arkadaşlar. Bence bizim elimizde geçebilecek en kötü iş. Yani bir de tabi biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Tıbbi satış mümessilliğinden tıbbi satış mümessilliğine fark var. Firmadan firmaya da değişiyor. Ancak dediğim gibi bizim gibi insanların olabileceği en kötü iş çeşidi yolda bir yere gitmeye çalışan insanların yolunu kesip veya bir yerde duran insanları zorla böyle mekanına girip falan bir şeyler satmaya çalışmak, anket yapmaya çalışmak. Bu olmayalım istiyorum. Bir şeyler yapabilelim. Elimizden bir şeyler gelsin. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Amerikalı bir YouTuber sevdiğim bir arkadaş. Şöyle bir şeyden bahsetmişti. Logan Paul, Loophole diye bir olaydan bahsetmişti. Biliyorsunuz YouTube artık önüne gelen her şeyi kafasına göre uygunsuz olarak işaretleyebiliyor. Ancak en büyük kanallara bunu yapamıyor. En çok abonesi olan kanallara bunu yapamıyor. Neden? Çünkü yanlış bir şey yaptığı zaman çok büyük ses geliyor da o yüzden. <laughs> Bu kanallar Logan Paul da işte daha önce anlatmıştım ya. İntihar etmiş ölü bir adamın görüntüsünü çekip view kasan, görüntü kasan adam bu tür insanlara normalde dokunmuyorlar. Tabii böyle bir ceset çekme olayı olunca Logan Paul zaten kendisi kaldırıyor videoyu. YouTube kaldırmamış bile yani. Şey diye açıklamış ondan sonra. Hani eğitim amaçlı olduğu zaman <laughs> izin veriyoruz. <laughs> eğitim ve öğretim amaçlı olduğu zaman izin veriyoruz. Daha sonrasında açıklama yapıyor bu YouTuber Logan Paul. Özür diliyor vesaire. Olmayacak bir daha falan filan derken şimdi bununla ilgili de bir belgesel yapmış. İşte artık İntiharı daha iyi anlıyorum falan diye. O da tabii yalandan yani. Böyle profesyonel şeyler, kameralar bilmem neler bayağı bildiğin belgesel gibi çekmiş yani. Olay şu arkadaşlar. Bu takip ettiğim YouTuber arkadaşımın da söylediği gibi. Olay şu. Sen tartışma yaratacak, nefret çekecek bile olsa tartışma yaratacak bir video yaptığın zaman... ...isterse o video demonetized olsun yani... O videodan para kazanamay, sakıncalı olarak işaretlensin. Hiç fark etmez. İstediğin kadar küfür ye. Sonuç itibariyle görüntülenmeye ve abone yükseltilmeye baktığın zaman zirve yapmış. Logan Paul hiç abone kasmadığı kadar abone kasıyor. Hiç diğer videolarında da. Diğer videolarında da hiç görüntülenmediği kadar çok görüntülenme alıyor. Çünkü kim lan bu adam falan deyip diğer videolarında da bakıyorlar. Ve adam günde bir video çektiği için... Çok ciddi paralar geliyor herife. Bana ne geliyor peki YouTube'dan? Bana bir bok gelmiyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden bütün videolarım aynı anda demonetized olsa bana çok çok fazla koymaz yani. Gelmiyor. Neden gelmiyor? İşte birinci sebebi insanlar adblock açıyorlar. Normalde aslında bu sayfada veya bu kanalda adblock durdur diye orada yazabiliyorsun ama üşeniyor beyefendiler. Yapacak bir şey yok. Of ya 30 saniye reklam mı seyredeceğim şimdi? Özür dilerim prensesim özür dilerim bir daha söylemeyeceğim. Sonuç olarak arkadaşlar özet geçmem gerekirse YouTube'da istediğiniz kadar nefret çeken video yapın hiç fark etmez sizin için artı puan. Çünkü insanlar merak edip bakalım bu kimmiş diye bakacaklar. İnsanların böyle farklı farklı fikirleri var ya işte şunu yaparsak çok tık alırız bunu yaparsak ya bırak onların hepsini ya. Sadece başlık olarak ünlü bir YouTuber ismi Ahmet Mehmet diyelim. Ahmet Mehmet isimli YouTuber'a cevabım. Veya o bile değil bana küfreden homoseksüel, homoseksüelliği falan da böyle tartışmalı bazı şeyleri de katın böyle. Lezbiyen olabilir falan. İşte bana küfreden homoseksüel YouTuber'a cevabım. Ciddi ciddi ben bir video yapsam, başlık bu olsa bana küfreden homoseksüel YouTuber'a cevabım. <laughs> Ama videonun içinde normal geyik muhabbeti yapayım veya boş konuşayım sadece. Gene de en fazla seyredilen videolarımdan bir tanesi olur. Ve en çok bana para getiren ve en çok abone getiren. Ama ünlü bir isim olacak yani. Evet belki hukuki olarak sıkıntı yaratır. Yaratmayacak versiyonunu yapalım hemen. Ahmet Mehmet ünlü YouTuber ismi olsun. Ahmet Mehmet'in hakkımda söylediklerine cevabım. O senin hakkında herhangi bir şey söylemiş olmasına gerek yok. Sen şey yapacaksın. İşte bir yerde bir yorum yaptı. Orada beni kastediyordu. İşte ona da cevabım budur falan diye böyle yazacaksın, söyleyeceksin yani. Troll kısacası. Büyük ihtimalle en çok oradan seyredilirsin. Ve bu da değil direkt tartışma yaratacak şeyler söylemek. Herhangi birine sataşmaya gerek yok yani. Demiştim ya size din trolü adamlar var. Koca koca adamlar. Adamlar ciddi ciddi ününü adamlar ciddi ciddi ününü sağa sola saldırarak kazandı ya. Ona sarıyor ötekine sarıyor. Cevap alamayınca kaçtı benden korktu benden falan diyor. Şimdi onların üstüne de bir trol ateş saldık. <laughs> yani gördüm öyle birisi var. Çok güzel oldu. Şimdi birbirlerini yesinler artık. Tartışma yaratmak Millete sarmak şey biliyorsunuz zaten değil mi? Eleman'ın filmi çıkmadan önce sürekli işte herkesi dis atıyordu falan. Bunlar böyle ne bileyim ne ne onlar orkuncular var galiba NSçiler var. Düşünsene ilkokulda kavga ediyorlar böyle <laughs> orkuncularla NSçiler. Onun dişi versiyon da işte Aleyna Tilki türü insanlar. Gene aynı şekilde küçük kızlar bunlara bakıyorlar diyorlar ki Aa, ben niye büyüyünce salak gibi çalışayım ki? Bak hem ünlü. Hem ben bunu kadar şarkı söyleyebiliyorum hem bunu kadar dans da edebiliyorum. Ben de bunun gibi ünlü olabilirim. Şeklinde saçma sapan hayallere dalıyorlar. Bilmiyorlar ki bir insan ünlü olmuşsa ancak altyapısı yoksa yani ünlü olduğu kadar kaliteli değilse özellikle Türkiye'de o kişiyi sistem ünlü yapmıştır. Endüstri ünlü yapmıştır. Birini ünlü yapmaya ihtiyacımız var. O kişiyi ünlü yapalım da ondan sonra para sağabilelim ondan. Kısacası ne olursa olsun eğer altyapımız yoksa birilerine muhtaç olmak zorundayız. Ünlü de olsak, zengin de olsak fark etmez. Şeyi hatırlıyor musunuz? Viral marketing yöntemi. Alena Ataliki'nin klibi pedofili unsurlar içeriyor mu? Çok büyük ihtimalle gündeme getirmek isteyen birisi çıkarttı onu. Herkes de yuttu abi. Herkes de yakaladı. Hop diye yuttu yani. Tartışmaya başladılar ondan sonra. Sizce geçiriyorum. Biz de kirli 12'de bile koydular lan tartışmaya. Arada yakalıyorum. Trendi şeyleri. Böyle bir arkadaş falan paylaşmış oluyor. Mesela bir viral marketing taktiği olduğunu düşündüğüm olay da Ahmet Kural'ın Sılaya bakışı. Şimdi işte CNN Türk'ün sitesinde falan çıktı. Ahmet Kural'ın Sılaya bakışı işte viral konusu oldu, mizah konusu oldu falan. İki kişi birbirine bakıyor böyle ondan sonra da işte Ahmet Kural'ın Sılaya bakışı gibi bakış falan yazıyorlar. Her şeyden önce hiçbir manası yok. Yani resmen biri sanki zorlama çıkartmış gibi. Hadi komik bir şey olsun da viral olalım, ünlü olalım, gündeme gelelim gibi. İkincisi de orada işte insanların mizahi paylaşımları falan dediğin zaman o ünlülerin resimlerini koyan kişilerin aslında ünsüz standart Twitter hesapları olduğunu fark ediyorsun. Ve bizim insanımız nasıl böyle işte ne trendse eğer aman trendin gerisinde kalmıyor. Özellikle gençlerimizin birçoğu. O yüzden her buldukları hıyara tuzla koşturdukları için <laughs> 20 tane 30 tane yapsam böyle ünlü yerlere koysan hemen onlar da kendileri yapmaya çalışırlar. Aman geride kalmayayım diye. Bilmiyorum arkadaşlar bana öyle geldi. Doğru mu yanlış mı bilemem. Şu an gerçekten arkadaşlar işte viral sansasyon oldu falan denilen şeyler. Yurt dışında da öyle. Türkiye'de de öyle. Birçoğu aslında pay to win. Yani kendi kendilerini viral sansasyon yapıyorlar. Ve şu anda farkında mısınız bilmiyorum. Para o kapıyı açıyor yani. Para zaten her kapıyı açıyor da o kapıyı da açıyor yani. Ayıracak bir bütçem varsa kendini internet fenomeni yapabilirsin yani. Maalesef böyle. İstediğin salakça hareketi yap. Korktun mu? O, o, değildir büyük ihtimalle de. Yani onu yaparak bile net ünlü olabilir. Sen yapma. Ben yapayım ünlü olurum yani. Bana hep şunu söylüyorlar. Neden paranın bir kısmını buna harcamıyorsun? Hatta işte sponsor olayım. Bu tür şeyleri harcayalım. Daha fazla seyircin olsun diyen arkadaş vardı. Ben de ona dedim ki. Abi sağ ol teşekkürler. O parayı ona harcayacağına kamera yolla bana. Kameranın geliş öyküsü budur. <laughs> ciddiyim. Çok ciddiyim arkadaşlar. Bu seçenek bana sunuldu yani. Pay to win seçeneği sunuldu. Yani bu tür reklamcı bunlar yasalışı şeyler değil sonuçta. Yasal şeyler yani. Parayla kendini öne çıkarma Facebook'ta. Instagram'da var mı bilmiyorum vardır büyük ihtimalle. Twitter'da vardı galiba. Youtube'da zaten var. Kendini öne çıkarma. Ama daha önce bunu söylemiştiniz ben de size aynısını söylemiştim. Benim şu anda elime gelen parayla kendimi geliştirmem lazım. Daha iyi olmam lazım. Çok tanımam şu anda çok önemli değil. Önemli olacağı nokta da gelecek. Onu bile bence çok fazla para harcamadan kotarırız. Yani o nokta geldiği zaman. Diyelim ki çok güzel bir şey çektik. Ve artık dedik ki tamam bunu artık bir sürü kişi görmek zorunda. Bunu bir sürü kişiye ulaştırmalıyız. O zaman bile aslında bizim gönüllülerimiz olduğu için, gönüllü seyircilerimiz olduğu için o noktada bile çok fazla para vermeye gerek olacağını sanmıyorum. Belki de hiç olmayacak yani. Büyük ihtimalle hiç olmayacak. Evet. Kafanızı çok mu şişirdim arkadaşlar? Öyle ya da böyle. Bence çok önemli bir konu bu. Aslına çaktırmadan 5-6 farklı konuyu birleştirdim. Tek konuda gitmiyoruz aslında yani. Hani şu an hala da Enes Batur filmi konusunda gidiyor gibiyiz ama değil. 5-6 tane farklı konu vardı onların hepsini birleştirdim aslında. <laughs> çaktırmadan geçiş yaptım. Bu 5-6 konunun özeti arkadaşlar. Vasıflı olun. Vasıflı olun altyapınız olsun. Gençlik sizin için çok önemli. Gençlik geri gelmeyecek. Hayatınızı nasıl geçireceğiniz gençlikte ne yaptığınıza bağlı. Tanıdığım birçok insan X fabrikasında mesela işçi olarak çalışırken hadi açıktan şunu bitireyim, bunu bitireyim, onun sınavına gireyim, buraya gireyim de bir üst seviyeye atayım kendimi. Yabancı da öğreneyim, şu olsun. Bir yandan çalışırken bir yandan bunu yapmaya çalışıyorlar. Lise bittikten sonra, üniversite başladıktan sonra ta evlenip Ayrı eve çıkana kadar veya işte evlenmeden doğal bir ayrı eve çıkana kadar yani ta ayrı eve çıkana kadar geçen zamanda ki bana soracak olursanız evlenmeden ayrı eve çıkmayı tavsiye etmiyorum mümkün olduğu kadar para ve vakit biriktirin kasın bu zaman aralığı arkadaşlar üniversitenin başından itibaren ayrı eve çıkana kadar bu zaman aralığı sizin için çok önemli bu zaman aralığında ne kastıysanız kastınız o yüzden üniversiteyi uzattım diye üzülmeyin bir. Bölümü beğenmediniz. Başka bölüme gitmeyi düşünüyorsunuz. Ya 3 sene geçti. Şimdi birinci sınıftan mı başlayacağım? Kesin eminseniz eğer başlayın arkadaşlar. Neden? Daha önce demiştim. Biraz uzatmanız çok çok önemli değil. Ama o esnada kendinizi geliştiriyorsanız yani. Önemli olan bu. Bunu akıl edebilen insanlar kazanacak arkadaşlar. Net. Bu tür saçma sapan filmlerin peşinde ben de oyun oynayarak ünlü olur muyum? Benim de oyun oynama mesleğim olabilir mi? Müzikle bir alakam yok ama popstar olmayı çok seviyorum. Ben de popstar olup da hiç çalışmadan para kazanabilir miyim? Bu tür hayallerin başkası peşinde koşsun. Önemli değil. Ancak siz koşmayın. Bizim gençliğimiz artık bunu yapmasın. Yapmasın ki benim diğer insanlardan farkımı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Diğer insanlar size bunu söylemez. Onlar bu hayal dünyasında yaşayın da onlara para kazandırın ister. Ancak benim amacım çok farklı. Daha önce de söylemiştim. Bizim gibi insanlar yani laik, Atatürkçü, bilimi seven, toplumun gerçekten daha iyi bir yere gelmesini isteyen vizyonu olan insanlar iyi yerlere gelsin, önemli yerlere gelsin, söz sahibi olsunlar istiyorum. Sayı çok önemli değil. Az olabiliriz bu önemli değil. Ama 100 kişi veya 1000 kişi önemli yerlere gelirse çok şey değiştirebilir. Şu an farkında mısınız bilmiyorum. Amerika'da öyle bir gay sevicilik oldu ki. <laughs> resmen artık geylere ters bir laf bile söyleyemiyorsun yani. İnanılmaz böyle şey olmak zorundasın. Ne derler? Duyarlı olmak zorundasın. Bu nasıl oldu? Bir anda gay seviciler mi çıktı ortaya? Nasıl oldu yani? Çünkü bir 50-60 sene önce homoseksüel tehdidi falan diye televizyonda uyarılar vardı. Şu an hala da YouTube'da var görüyorum. <laughs> Çok komik ya. Homoseksüel tehdidi falan diye. Nasıl oldu bu iş? Çok büyük ihtimalle arkadaşlar. Söz sahibi yerlere geldi bu insanlar. Veya bu insanların haklarının olması gerektiğini düşünen kişiler. Büyük ihtimalle bu tür insanlar. Özellikle eğlence sektörü başta olmak üzere. Bu şekilde bu adamlar başa gelince, önemli yerlere gelince yavaş yavaş toplumun fikrini değiştirdiler. O yüzden bu önemli. Şu an bizde biliyorsunuz toplumun sevgisini kazanmak, oyunu kazanmak için ve işte herhangi bir şey yapıyorsan popülistlik yapmak için diyelim kısacası. Film de çeksen, müzik de yapsan, yazarlık da yapsan... İnternet dizisi de çeksen, youtuber da olsan, popülistlik yapmak için genelde şu hakimdir ya işte okumuşlar kim ya. Cahil delikanlıdır. Cahil işte okula gitmemiş adam, bilmeyen adam. O işte sokakta çok şey öğrenmiştir falan. Hep geyik muhabbetleri vardır. Bunu mesela değiştirip bilimin ne kadar önemli olduğunu, sorgulamanın ne kadar önemli olduğunu, körük körüne bir şeye bağlanmamanın, körü körüne inanmamanın ne kadar önemli olduğunu, laikliğin ne kadar önemli olduğunu, eğitimin ne kadar önemli olduğunu, insanlara nasıl aktarabiliriz? İnsanların fikrini nasıl değiştirebiliriz? Değiştirebilir miyiz? Az kişi olduğumuz halde. Evet. Bu şekilde. Önemli kişiler olarak. Sesi duyulan kişiler olarak arkadaşlar. Neyse aşırı uzattım değil mi? Kusura bakmayın. Birkaç tane daha konu var. Sanırım konuların hepsine giremeyeceğim. Nefesim yetmeyecek çünkü daha filmlere gireceğiz. Bir soluklanayım. Sonra geleyim. Konuşuruz tekrar. Ne kadar çok konuşmuşuz yalnız ya. Bu arada ilk Recep İvedik çıktığı zaman Şimdi bu Recep Evedik furyası Enes Batur'a kadar geldi ya. İlk Recep Evedik çıktığı zaman Hamdi Alkan açıklama yapmıştı. Tüh ya demişti. Keşke ben de Gazman'ı film yapsaydım. Şu anda patlardı o da. Ki haklıydı biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten öyle. O dönemde Gazman'ı film yapsaydı patlardı. Şu an yapsa ne olur bilmiyorum. <laughs> Huzur ve irfan için abi film yapsana diyorlardı. Bunu konuşmuştuk zaten sizinle. Ona gelene kadar bir sürü daha önemli film fikrim var zaten var da o ayrı ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar sizin seveceğiniz türden ve benim de yapacağım türden bir huzur irfan filmi çekersek sizi anlatmıştım zaten konusunu ya o türde çekip ondan sonra da işte güzel bir şekilde döşersek bunu çok büyük ihtimalle sinemaya aktaramayız <laughs> sıkıntı orada <laughs> az önce prodüktörlerden bahsettik ya Zamanında benim çok ağzım yandı arkadaşlar. Biraz belki de aşırı tepki gösteriyorum. Şeyden dolayı işte. Mizah yazarlığı yaparken çok fazla saçma sapan insanın kapısında kaldık durduk yani. Bunları zaten anlatmıştım size. Tekrardan girmeyeceğim. <laughs> Bu hafta yeterince boş yaptık. O yüzden daha fazla boş yapmamıza gerek yok. Evet farkındayım. Yapımcılara bir şans vermek lazım. Herkes de vedikçi değildir herhalde. Ama gene de ben şansımı daha sağlam bir şey çekerek kullanmak istiyorum. Emrah Serbest sonunda T yok deyip duruyordu. Hükümet ona espri yapmış bu sefer. T tipi cezaevine nakledilmiş adam. Acaba ciddi ciddi trollük olsun diye mi? Trollün T'si büyük ihtimalle. Bu adamla da ilgili konuşacaktım ama bu olay ilk olduğu zaman zaten yeterince konuştuk. O yüzden tekrar konuşmaya gerek yok. En son şey demiş. Ben demiş benim için sorun değil ben Behzatçayı içeride de yazarım Tek elimle de yazarım ama da kalkarak da yazarım <laughs> Bu adamı bu hale getiren Ekşici güruh utansın Evet evet harikasın sen mükemmelsin Süpersin sen İnanılmaz iyi bir adamsın Nasıl her olayı kendi şovlarına Döndürmesini biliyorlar değil mi Evet yaptım yapmış olabilirim Yaptım ama sor bakalım neden yaptım Bu diğer Behzatçeleri Seyretmedim de Ankara Yanıyor filmini Seyrettim Onu da gene Emrah Serbest mi yazmış İnsanlar nasıl göremiyorlar bilmiyorum. O kadar da enteliz diyorlar. O kadar da kültürlüyüz toplumdan daha zekiyiz falan diyorlar. Nasıl göremiyorlar anlamıyorum yani. Bunun da bir solkücü sömürüsü, solperen sömürüsü olduğunu nasıl göremiyorlar? Her neyse arkadaşlar. Tetiklendim bak. <laughs> neyse çok konuştuk zaten bu adamla ilgili. Başka konuya geçelim. Bir ara Zoroastranizm diye din var demiştim ya. Allah Allah hiç duymamıştım ben bunu falan demiştim böyle. Ama çok ünlü bilinmiş, çok eski bir İran diniymiş. Zerdüştlükmüş arkadaşlar o. Şimdi Turan Dursun sağ olsun. Onun kutsal kitapların kaynakları kitabını okurken fark ettim. Zerdüştlük dediğimiz olay Zoroastranizm'miş. Bu da size genel kültür olsun. İkisi aynı şey yani. Küçük konuların üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Büyük konulara artık giremeyeceğim. Biliyorum farkındayım. Montaj sıkıntımız yok ama şunu hiç düşünmemiştim. Çenem yoruluyor. <laughs> konuşmaktan filmlere geldiğim zaman nefesim bitmiş çenem uyuşmuş olsun istemiyorum. O yüzden üzerinde uzun konuşulması gereken konuları haftaya atacağım. Kısa konuların üzerinden geçeceğim şimdi. O entellik ekşicilik dedik. Bunu söylemezsek olmaz. Sonunda beklediğimiz, özlediğimiz Kaybedenler Kulübü 2 geliyor. <laughs> Herkes neyi sömüreceğini iyi biliyor ha. Bir bayan demiş ki yorumlarda işte bu erkeklerin çok sevdiği bir filmdir. İşte erkekler kadınları götürsün işte şunu yapsın içsin sıçsın. Valla benim bildiğim kadarıyla kadınlar daha çok seviyor bu filmi. O erkekleri de daha çok seviyorlar. Evet sevgili dinleyici. Seninle daha önceden yeminsiz anal fisting yapmış mıydık? Nasıl oldu mu abi? Bu da biliyorsun daha önceden söylemiştik. Ayıp bedenler kulübü. Faşist Efe Aydallah, Allah kahretsin Mete. Habide beyaz başlı prens Ekşido. <laughs> abi Gülmeden söyleyemiyorum şunu ya. <laughs> evet, ne kadar güzel gülüyorum değil mi arkadaşlar? Hiç rahatsızlık vermeden. İşte Türk podcastçinin farkı. Amerikalı anırarak gülen podcastçiye inat biz böyle efendi gibi gülüyoruz. <gülüyor> Hala gülüyorum ya. Evet, beğenebilirler tabii kızlarımız. Zevkler renkler, tartışılmaz. Zaten bazen kızıyorlar. Hani ben diyorum ya mesela, yabancı kız arkadaş bulun veya yabancı bir kızla evlenin falan diye. Biz ne yapalım diyorlar? Niye bize? Ya tabii sizin için de aynısı geçerli. <laughs> Seyircinin %90'ı erkek olduğu için kız diyorum. Karşı cins demek uzun geldiği için tabii ki sizin için de aynısı geçerli. Yani farklı kültür gerçekten farklı bir yerden farklı kültür bazen sıkıntı yaratabiliyor tabi ama geldi gerçekten insanın ufkunu açıyor. Hatta bir tanıdığım kız vardı. Türk sevgilisi daha az oluyordu. Genelde böyle İtalyan, Afrikalı gidiyor. Sıcak penislere inme politikası yürütüyordu yani. <laughs> Başarmıştır onu büyük ihtimalle. <laughs> Başarmıştır onu büyük ihtimalle. Baya bir kapı kulu askeri var zaten. Yalnız bir gün işte isyan çıkaracaklar. Önce Yeniçeri Ocağı'nı topa tutacaklar. Ondan sonra da onu alıp kazığa oturtacaklar. Sonra olaya da vakayı Hayriye diyecekler. Kızına da Hayriye de o yüzden. İnandın mı? Koyktun mu? Koykmadın mı? <laughs> Bugün üst düzey espri üzerine üst düzey espri yapıyorum. Biraz duralım artık değil mi? Biraz bu kadar fazla. Çok kısa bir şeyden daha bahsedeceğim. Ondan sonra film köşesine geçeceğim. Belki sıkılmışsınızdır. Çok kısa anlatacağım. Doki Doki Literature Club diyorduk ya. Bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü yeni fark ettim bunu. Aslında oyun geçen hafta konuştuğum o spoilerlı bölümden çok daha fazla. Yani oyunu sonuna kadar oynayıp bitirsem bile çok daha fazla sırrı var. Karakter dosyalarından falan da bazı şeyler çıkıyor. Yanlışlıkla spoiler olmasın da. O yüzden biraz hayal kırıklığı falan demiştim ya aslında o sonu değil büyük ihtimalle. Onun çok daha büyük bir versiyonu olacak. Daha detayına şimdilik girmek istemiyorum. Spoiler olmaması için. Ancak gerçekten adamlar çok iyi hazırlamışlar. Yani o bedava oyun ya zaten. Büyük ihtimal başka bir oyunla hazırlık gibi bir şey, giriş gibi bir şey. Hani bazen şey olur ya bir kısa film yayınlarlar. Ama o kısa film aslında yeni çıkacak bir uzun filmin tanıtımıdır. Bu da onun gibi yani. Her neyse arkadaşlar. Aslında konu çok var. Nasıl bu kadar konu birikti ben de bilmiyorum. Ancak hep uzun konuşulacak konular. O yüzden onları haftaya bırakacağız. Ben gideyim bir şekilde enerji almaya çalışayım. Ondan sonra geri döndüğümde film köşesine geçeriz. İşin ilginç adı bu hafta bir adette bonus filmimiz var. Yani 6 filmimiz var. Evet ilk filmimiz haftanın klasik filmi arkadaşlar. Sanırım bu sefer kategorileri düzgün bir şekilde ayırdım. Retro film falan da koyunca antika film falan da var. Bundan sonra gerçekten klasik filmleri klasik film diye yani çok ünlü olmuş filmleri tanıtmayı başaracağım artık diye umuyorum. Zamanında ekstrem filmleri de bundan sonra artık ekstrem olarak ekstrem tanıtacağız diyordum hatırlıyorsunuz. Sonra gene içinde biraz aşırılık olan normal film e döndük gene. Merak etmeyin arkadaşlar. Haftaya biliyorsunuz ekstrem film haftası. Bu sefer gerçekten sağlam bir ekstrem filmle geleceğim. Ondan sonra da zaten bir iki tane ünlü olmuş var. Ekstremliğiyle yani. Onları da temizleyeceğiz. Bu haftada sağlam bir klasik filmle geldim. Rezervuar Köpekleri arkadaşlar. Rezervuar Dogs. Tarantino'nun ilk filmlerinden sanırım onu ünlü yapan. Galiba uzun metaj ilk filmi miydi? Öyleydi değil mi? Kusura bakmayın tarantici olmadığım için kesin olarak bilemiyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam işte bundan sonra da Pulp Fiction geliyor. Ona da gireriz bu arada. Onu da unutmayız. Yine bir efaydal hizmeti olarak çok duymuş olduğunuz ancak konusunu bilmediğiniz bu filmin hemen konusunu anlatacağım size. <laughs> Spoilere girmeden tabii. 5-6 tane gangster suçlu tipli adam var. Bunların birçoğunu tanırsınız. Ancak işte galiba Michael Madsen var. Ondan sonra bir tane her filmde deli rolü oynayan abi vardı ya o var. Taranti kendisi oynuyor tabi. Cameo olarak. Sayalım bak ünlü isimleri. Ha Steve Buscemi'ydi miydi bak o. Dur bir dakika. Bulayım şuradan sayalım. Tim Roth, Harvey Keitel, Michael Madsen dedik. Chris Penn, Steve Buscemi işte. Diğerleri o kadar ünlü değil. Bu adamların özelliği bu film çekildiğinde bir de bunlar o kadar ünlü de değiller yani. Çok ilginç. Aslında bu filmin hikayesine bakmak lazım. Nasıl toparlamış yani bu oyuncuları? Ünlü değilken. Her neyse arkadaşlar. Bu gangster arkadaşlar birbirlerini çok fazla tanımıyorlar. Sadece bazıları birbirini tanıyor. Bunlar bir banka soygunu yapmaya karar veriyorlar. Ancak soygunda bazı aksaklıklar çıkıyor. Ve kaçarak bir yere sığınıyorlar. Daha sonra da aralarından birisinin köstebek olduğunu düşünüyorlar. Ve kimin köstebek olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Ve tabii o esnada da klasik Tarantino flashbackleri. Film bu. Gerçekten de söylenildiği kadar güzel bir film mi? Klasik olduğu kadar güzel bir film mi? Gerçekten arkadaşlar Tarantino imzasını taşıyor. Bu kadar çok Hollywood filmi seyrettikten sonra Tarantino'nun farkını görebiliyorsunuz. Tarantino'nun özelliği karakterler konuşurken doğal konuşuyor, gerçekçi konuşuyor. Yani oyunculuk akıyor Tarantino çektiği zaman. Nasıl yapıyor bunu bu herif bilmiyorum. Konuşmalar da öyle aşırı dolu konuşmalar. Yani zeki biri tarafından yazıldığı belli. Bu adama dahi yönetmen denmesini seviyor. Çünkü ben filmleri seyrettiğim zaman özellikle Türkçe seyredince pek bir fark anlayamıyorsun tabi. Diyordum Allah Allah niye dahi yönetmen diyorlar ki yani böyle ne bileyim Spielberg gibi uçan kaçan şeyler yapmıyor herif. Diyalogtan arkadaşlar. Diyalogtan, oyunculuktan. Hollywood'un sahteliğine karşı bu adam daha gerçekçi yapıyor birçok şeyi. Birçok olayın içine kara mizah karıştırmasını biliyor ki bu da bence doğru olandır zaten. Çünkü en kara olaylarda bile aslında mizah vardır. Bunları katmasını biliyor, karıştırmasını biliyor. Ama yine de tabii bence en olmuş filmi Hateful Eight. Tabii insan şunu görece hoşuna gidiyor. Yani bu filmle mesela ünlü olmuş. Pulp Fiction'la bayağı bir kral statüsüne çıktı. Ama adam kendini geliştirmiş. Buna rağmen kendini geliştirmiş. Yani ben oldum deyip de artistlik yapmıyor yani. Fark burada. Diyorum ya. Bizim entelimiz de Ortadoğu enteli. Hani kendi ülkesini beğenmeyip çomar falan diyen adam e kendi de çomar ama yani. Biraz böyle Abdurrahman Çelebi bir şey yapsın. Ortalamanın üstünde bir şey yapsın. adam beğensinler hemen artık kraldır o. Ve hiçbir zaman da artık kendini geliştirmeye çalışmıyor. Hep ahkam keser. Sonuna kadar ahkam keser artık. O istatörüs, siz o istatörüsü biliyor musunuz? Diyen böyle ahkam keser. Başka da bir şey yapmaz yani. Ondan sonra da bir gün bir gümler. Kimse de anlayamaz neden gümlediğini. Herkes düşünür. Allah Allah bu adam iyi diye falan diye. Neyse. Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama. <laughs> Bizim ünlü yönetmenlerimizi fazla övmeyin. Kendilerini kaybediyorlar sonra. <laughs> Filme 10 üzerinden 8 veriyorum. Başlangıç filmi olarak gayet el yüz düzgün bir film. Özellikle İngilizce biliyorsanız daha çok hoşunuza gider. Aynı zamanda crime drama dedikleri yani suçlu filmler hoşunuza gidiyorsa bu film hoşunuza gidecek arkadaşlar. Bu tür film sevenlere bu filmi tavsiye Ediyorum. İkinci filmimiz haftanın yeni filmi Happy Death Day. Aslında filmi seyrettikten sonra indie film sınıfına da konulabilir. Her ne kadar profesyonel gözüküyor olsa da <laughs> iki de konabilir. Neyse haftanın yeni filmi demiş olduk. Başroldeki kızımız pek insanlar tarafından sevilmeyecek Amerikan kezbanı tipli birisi yaşadığı bir günü gösteriyor. Bir gencin yatağında odasında uyanıyor. Genci tanımıyor bile diyor ki işte dün çok içtin seni getirdim buraya yatağa koydum. Oradan fırlıyor çıkıyor. Ondan sonra işte bir günü yaşıyor. O günün sonunda da bunun yaş günüymüş bu arada. İşte o gün bazı şeyler görüyor. Zaten anlıyorsun. Evet yarın da aynı şeyleri görecek diye konuyu bildiğim için. O günün gecesinde de maskeli bir katil tarafından öldürülüyor. Öldürüldüğü anda tekrar uyanıyor. Tabii ki aynı günün başından. Kısacası klasik bir Groundhog Day filmi. Ancak normal Grand Hog Day filmleri gibi değil. Bu tür dört tane film seyretmiş oldum böylece. <laughs> bir tanesi diziydi. Zeyna'nın bir bölümü böyleydi. İlk sanırım Grand Hog Day idi. Bunun şeyi, atası yani. Sonra işte Zeyna'da gördüm. Sonra Edge of Tomorrow'da gördüm. O da eğlenceliydi. İşin ilginç yanı bu dördüncü gördüğüm Grand Hog Day tür film olmasına rağmen gene de yeni bir şeyler katmayı başarmışlar. Şimdiye kadar hiç kötü Grand Hog Day filmi görmedim. Umarım görmem. Şey gibi boku çıkmaz. Found footage gibi boku çıkmaz umarım. Ha tabii ikinci gün ne oluyor diye soruyor olabilirsiniz. İkinci gün kız tabii aynı yere gitmiyor. Yani öldürüldüğü yere gitmiyor. Yatakhanede kalmaya karar veriyor ama orada da öldürülüyor. Daha sonra her öldürüldüğünde tabii tekrardan kalkıyor. Hiçbir zaman ölmemeyi başaramıyor. Mutlaka öldürülüyor yani bir yandan öldürülmemeye çalışırken bir yandan da katilinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Arkadaşlar sadece yeni orijinal bir film olması değil. Ha bu arada tabi filmin başında diyorsun ki ya bu kız öldürülsün zaten. <laughs> Umurumda değil diyorsun ama bir yandan da anlıyorsun. Filmin sonlarına doğru ne kadar kötü bir insan olduğunu fark edecek ve iyi olacak diyorsun. Harbiden öyle oluyor zaten. Başka türlü umurunda olmaz çünkü gerçekten film. Orijinal bir konu, olmasının yanında ki evet farkındayım 4. Grand Hog Day olmasına rağmen gene de orijinal diyebiliyorum. Orijinal bir konu olmasının yanında işlenişi de iyi arkadaşlar. Ve sonu da gerçekten tahmin edemediğiniz bir son. Yani çok basite kaçmamışlar. Sonunda da hemen böyle tak diye işte katil bu bitti falan öyle bir şey yok yani. O yüzden o da bir artı puan. Bütün artılarını toplayacak olursak çok temiz bir şekilde 8.5 veriyorum arkadaşlar arkadaşlarla film gecesi yapacaksınız kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşınız yoksa Forever Alone'sanız <laughs> yine komedi korku karışımı bir film seyretmek istiyorum diyorsanız aynı şekilde tavsiye ediyorum. Düşük bütçeyle gerçekten eğlenceli, temiz, sağlam bir film çıkartmışlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Olay yazmakta bitiyor zaten. İyi yazabilirsen oluyor. Bence bu film iyi yazılmış. Evet unuttum sanmayın arkadaşlar. Haftanın ok gibi filmi. Hazır mıyız? O ya sabit kanca. Ben bu ismi söyleyene kadar unutmuştunuz değil mi? <laughs> Şimdi söyleyince aa harbiden lan böyle de bir film vardı diyorsunuz. İsim soyadlı filmlerin içinde belki de en çok unutulanı. Şevkat Yerim Darbile yani şu an size isim soyadlı film söyle desem. Bunların hepsini söylerdiniz. Bir sabit kancı unutturdunuz belki değil mi? Bak Ali Kundilli bile var yani. Bunu seyretmediğim halde biliyorum. İrfan Hoca. Çekse miydim ben de. Bu arada neredeyse olacaktı ya. Birkaç kere ucundan dönüldü. En son biliyorsunuz neredeyse yanlışlıkla İrfan Hoca sinema filminde oynayacaktı. İyi bir şey değil ama. Kötü bir şey yani. yani şu an mesela o filmi çekemedi o abi. Şu an mesaj atsa artık çekebiliyorum gelebilirsin falan diye başka projeye başladım derim yani. Vaktim yok derim. Orada gerçekten ucundan döndük. Açıkçası bu kadar hani büyük idealleri olan bir insanın öyle bir rolde oynaması biraz ayıp olurdu yani. Neyse. Ucundan yırttık diyelim. Her zaman olduğu gibi bir F. Aydal hizmeti. Filmin adını duyduğunuz konusunu bilmiyorsunuz. Ben de zaten o yüzden buradayım. Sabit kanca karakterini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir ara İsmail Baki şov mu vardı? <laughs> öyle bir şey vardı galiba. İsmail Baki ne yapıyor? Yaşıyor mu? Ne yapar ne eder bilmiyorum. Var mı dizide bir rolü falan? Bazen de şey oluyor. Göz önünden kaybolunca biraz para biriktirip Amerika'ya yerleşmiş oluyorlar. <laughs> o da öyle olabilir. Filmimizde sabit kanca karakteri en azından diğer isim soyadlılarından farklı olarak aslında çok salak değil zeki bir karakter. Onun komikliği de kafasının çok çalışmasından kaynaklanıyor. Ansiklopedi falan ezberlemiş böyle. Orada işte Slamdak Milyoner'in bir değişini yapmaya çalışmışlar. Yarışmaya katılıyor. Yarışmada sürekli her şeyi biliyor. O esnada da işte aklına bazı olaylar geliyor. Aslında Slamdak Milyoner gibi değil. Çünkü Slamdak Milyoner'de, ha bak Oscar serisinde onu da seyrederiz bu arada. Slamdak Milyoner'de yaşadıkları ile ilgili sorular çıkıyormuş değil mi? Oradan hatırlayıp da söylüyormuş. Burada Sabit Kanca bütün soruları zaten biliyor Ama arada sırada işte Spiker soruyor Avcılıkla aranız nasıl diyor O da avcılık özel ilgi alanı diyor Filmde güldüğüm birkaç yer oldu gerçekten arkadaşlar Bir kere her boka özel ilgi alanı demesi Çünkü yarışmalarda da öyle Birkaç espri daha oldu Hangileri olduğunu söylemeyeceğim Belki seyredersiniz Yok ya seyretmezsiniz değil mi <laughs> Sunucu mallık yapıyor Sabit Kanca şey diyor soruyor Seni AVM'lere mal kobülden mi alıyorlar diyor Beklemiyordum abi o yüzden güldüm yani baya. Söyleyene göre esprilerin bazıları internetten çalıntıymış. Bilmiyorum. Ben daha önceden duymamıştım. O yüzden birkaç tanesine böyle güldüm. Filmin en zayıf yanı flashbacklere geldiği zaman yani bazı olayları hatırladığı zaman ki olaylar genelde lüzumsuz uzatma oluyor. Birkaç tanesi hariç avcılık olsun işte o uçak olsun onlar lüzumsuz uzatma ama bence konsept iyiydi. İşlenebilmesi düzgün olsaydı Bence olması gereken bu. Yani Recep İvedi'yi de keşke böyle yapsalardı. Çünkü Recep İvedi'yi neden seviyorduk biz? Sketchlerinde yani. Adam orada pencerenin kenarına oturup komik komik hareketler yapıyor diye. Ama işte oradan çıkıp da sokakta falan da aynı hareketler yapmaya çalışınca komikliği gitti işin. Krolarla dalga geçen bir programdı. Ama filmi kroları öven bir film oldu yani. O karakterle dalga geçen değil o karakteri öven bir film oldu. Onun sıkıntısı buydu. Sabit kancada en azından bunu doğru yapmışlar. Yarışma haricinde çok fazla sağa sola kaydırmamışlar olayı. Yarışmada devam ediyor, yarışmada başlıyor, yarışmada bitiyor gibi bir şey yani. Öncesinde az bir bölüm var. Aralarda da işte flashbackler, farklı farklı skeçler var. Sabit kancaya EFDB puanım 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Böylece en yüksek puanlı ok gibi film boğulmuş oldu. Ozan neden ilk başta ok gibi film kategorisinde tanıttım bu filmi? Tabii ki arkadaşlar şeyden dolayı. IMDB puanından dolayı. IMDB 3.6 gerçekten ayıp etmiş. Bence IMDB 5'i hak ediyor. Gerçi 6'yı hak ediyor da. EFDB <laughs> olarak 6 verdim çünkü. Ama biliyorsunuz IMDB'de her şey düşük. Bir film 6.5 veya 7 olduğu zaman müthiş oluyor. Değil mi? IMDB'si 7 oldu müthiş diyorsun yani. Çünkü mutlaka bir sürü ekşici bir basacak ya. O sebepten dolayı yani. O yüzden boş verin siz IMDB'yi, EFDB'ye bakın. Anlamadığım tek nokta sabit kancayı niye böyle garip bir adam olarak yaptın ki? Normal insan olarak yapsaydın keşke. Mesela normal ama asosyal tipli bir insan olarak yapsaydın keşke. İkincisi de diğer insanlara değil de şeye, sunucuya karşı bir Recep İvedikliği var. Neredeyse aynı hatta yani sunucuyla konuşurken direkt Recep İvedikleşiyor. Ona da hiç gerek yoktu abi. Yani biliyorsunuz Recep İvedik de adam her türlü konuşur. Karşısındaki adam hiçbir şey demez ya. Kimse dövmez bunu falan. Bu da ona bağlıyor. Birinci sıkıntısı buydu. İkinci sıkıntısı da dediğim gibi yan skeçlerin özellikle de yan skeçlerdeki yan karakterlerin aşırı zayıf kalması. Feyyaz diye bir arkadaş vardı. Adama Feyyaz deyince fark ettim ben de. Diyorum bu adamın tipi tanıdık geliyor. Evet. Okan Boyuge'nin ünlü ettiklerinden biriydi o da. Şeyi hatırlıyorum ya. Adama laf ettim diye biri ahtarlanmıştı. Takibi bırakmıştı beni. <laughs> ne oldu şimdi? Bak ben devam ediyorum. Şey o muydu ya? Los çok bozducu. O muydu o? Her neyse arkadaşlar çok uzattım. Kusura bakmayın. Sırada haftanın antika filmi var. Uzun zamandır hem ünlü olan hem de tartışmalar yaratan bir film diye geçen bir film vardı. Antikaların içinde. ...onu seyretmek istiyordum. Bu haftaya nasip oldu. Bu haftanın antika filmi... ...Faster Pussycat Kill Kill. Birçoğu hayatımda hiç duymadım demiştir. Bazıları da vay... ...bunu da mı seyrettin... ...diyecektir. Filmimiz hızlı spor araba sahibi... ...üç tane kadınla ilgili. Filmin başında bu üç kadın... ...üç arkadaş aynı zamanda bunlar... ...amaçsızca oradan oraya giderken... ...eğlenirken, takılırken... ...bulundukları mekana bir adam ve nişanlısı geliyor. Nişanlı da bikiniyle geziyor. O zamanlar öyleymiş herhalde. <laughs> Ama anneanne bikinisi tabii. Diyor ki işte arabamın hızını ölçmek istiyorum diyor işte burada. Yapabilir miyim? Yapabilirsin diyorlar. Tenha bir alan. İşte yarış pisti gibi bir yer orası. Daha sonra kadınlardan kötü olan. Bir tanesi kötü bir tanesi orta bir tanesi iyi gibi böyle. Bu adamın nişanlısı da iyice saf birisi. İyi anlamda yani saf temiz anlamında kötü olan kadın hadi yarışalım falan diyor adamla. Adam ilk başta kabul etmiyor sonra kabul ediyor. Yarışıyorlar adam pistten dışarıya fırlatıyor falan kadın. Ondan sonra kavga ediyorlar. Kadın saldırıyor. Nişanlısının elinden saati mi alıyor bir şey? O yüzden kavga ediyorlar. Kadın dövüyor ve elleriyle öldürüyor adamı. Daha sonra konuşmasın diye nişanlısını da rehin alıyorlar. Ve mola vermek için bir eve giriyorlar. O evdeki insanların da kendi hikayeleri var. İşte bir tane yaşlı adam tekerlekli sandalyede. Bir tane güçlü ama kafası çok çalışmayan birisi. Onun da işte zeka üzülü olmasının sebebi var. Bir tane onun abisi. Bunların arasında yaşananlar. O onlardan bir şey bekliyor. O onlardan bir şey bekliyor falan. Ve en sonunda da tabii birbirlerine girmeleri. Film birçok noktada aslında saçma. Özellikle dövüş sahneleri aşırı saçma. O zamanlar öyle dövüşüldüğünü sanıyorlarmış herhalde. Sırtına falan böyle elinin yanıyla vuruyor. Ah falan yapıyor adam ölüyor falan. Ancak onun haricinde birçok da güzel sahnesi var. Özellikle arabayla ilgili sahnelerin çoğu güzel. Şeyler baya kötü. Şu an seyrettiğin zaman. Arabanın içinden gösteriyor ya sürerken. Yani bir dışarıdan gösteriyor yarışırken uzaktan. Bir de arabanın içinden gösteriyor. Arabanın içinde tabii araba hareket falan etmiyor yani. Sadece motor sesi var ve sallıyorlar arabayı ama o kadar sahte gözüküyor ki yani insan gülüyor baya. Kısacası o kadar ekstrem film falan değil. Ancak konusu olan ilginç bir film. O yüzden antika filmciyseniz bu filmi de bence sıraya koyun derim. FEV'de puanı biliyorsunuz eski filmlere vermiyoruz. Ben filmleri sevsem de sevmesem de boşa gitti vaktim demiyorum genelde. Birkaç filmde sadece demiştim bunu. Antika filmlerde hiç demiyorum. Çünkü diyorum ya o zaman Çekilen filmler nasılmış bunları öğrenme şansım oluyor. Haftanın Yeşilçam filminde de öyle. Haftaya o var. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmaya gerek yok. Özel olarak antika film seven biriyseniz o zaman seyredin. Ama özel ilgi değilse seyretmeseniz de olur yani. Ha bu arada neredeyse unutuyordum. Bu antika filmlerin bir özelliği daha. Oyunculuklar bazen çok çok iyi oluyor. Bunda da mesela onu gördüm. Adamlar kaç sene önce çekmişler. Heriflerin kaç senelik bir sektörü var yani. <laughs> 100 milyon 200 milyon dolarlık film çekene kadar nerelerden geçmişler görüyorsun yani. Ve o zaman bile oyunculuklar ne kadar iyiymiş. Şeylerde bile ya böyle. İşte yolda biriyle karşılaşıyor yaşlı bir adamla. Evle ilgili mesela. işte gidecekleri evle ilgili bilgi veriyor falan. Orada bile böyle inanılmaz doğal, güzel, akıcı bir şekilde oynuyor yani. Gerçekten o kısmını işin takdir ettim. Şu an yeni filmlerin bir çoğunda yok o yani haftanın indie filmi arkadaşlar. Better Watch Out. Bu filmde arkadaşlar yine bir Efe Aydal hizmeti oluyor size. Çünkü bazı filmler var ki filmden maksimum keyif alabilmeniz için filmle ilgili hiçbir şey bilmiyor olmanız lazım. Fragmanını seyretseniz dahi bir sürü şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Ve şu filmler vardır ya. Mesela 50. dakikada bir olay olacaktır. Onu da gösterirler. Sen de onu beklersin O yüzden o olay olana kadar şu karakter şu karakter şu karakter ölmeyecek dersin yani Şu belki o ölebilir falan dersin Bunu bilirsin yani E yazık işte o adamların da efabisi yok ya O adamların efabisi olmadığı için Düşünsene fragmana mesela Ben çıkıyorum böyle hiç fragman falan yok Fragmana ben çıkıyorum Diyorum ki arkadaşlar işte Komedi korku seviyorsanız <laughs> Kız arkadaşınızla seyredebilirsiniz Sıkıntı yok falan diyorum bu kadar ...işte yok o yani. Adamların efabisi yok. Evet her neyse arkadaşlar... ...şu hizmetimi de yapayım da... ...spoiler vermeden... ...filmimizin konusundan bahsedeyim. Bir bebek bakıcısı... ...12 yaşındaki bir oğlan çocuğu... ...ve onun arkadaşının... ...olduğu evde bakıcılık yapacak. Şu şeyleri biliyorsunuz... ...Home Invasion filmleri... ...yani işte tehlikeli suçlular... ...evin içine giriyorlar ya... ...öyle bir film... ...yani bir bakıcı artı iki... 12 yaşındaki erkek çocuğun olduğu eve tehlikeli suçluların girme filmi. Bu kadar söyleyeceğim. Çünkü aslında olaylar çok 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 farklı yani. Çok farklı şekilde ilerliyor. Ama neyin ne olduğunu söylemeyeceğim. Diyorum ya fragmanda öyle şeyler gösteriyorlar ki ya ne 50 dakikası. Bir saat sonradan bir saat sonradan ne olacağını biliyorsun yani. Ha bak şurada şu oluyordu falan diye bekliyorsun. O yüzden arkadaşlar bana Güvenin gene bir korku komedi. R rated. Çok aşırı kan falan yok R rated olmasına rağmen esasen çocukları gerçekçi şekilde konuşturmuşlar ve tabii ki bebek bakıcısında yani küfürlü. <laughs> Çocuklar da küfür ediyor, bebek bakıcısı da küfür ediyor. Kanlı sahneler var ama çok çok aşırı değil. Yani bu da kız arkadaşınızla seyredebileceğiniz filmlerden bir tanesi. EFDB puanı 8.25 veriyorum. Konunun hem İlerlemesi güzel. Hem bitişi de tatmin edici bir bitiş. Tam olması gerektiği gibi yapmışlar. Çok fazla bir eksik düşünemiyorum bu filmle ilgili. Bazı gerçekçi noktalara değinmişler. O noktaları da söyleyemeyeceğim. Seyrettiğiniz zaman anlarsınız zaten. Ancak gerçekten arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Bunun fragmanını bile koymayacağım. Yalnız başınıza bir gerilim komedi seyretmek istiyorsanız... ...gerilim kısmı biraz daha ağır basan veyahut dediğim gibi kız arkadaşınızla da şöyle gerilim komedi karışım bir şeyler seyredelim diyorsanız bu filmi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Bir şey değil. Açıklama kısmına fragmanı koymayacağım. Kendinize bir iyilik yapın. Fragmanı seyretmeyin. Evet filmler bitti ama size bu hafta bir tane bonus filmim var. Film seyretmeyi önceden bitirdiğim için öteki haftanın filmlerine başlayayım dedim. Elimde hali hazırda uzun zamandır seyretmek istediğim Jackie Chan'in Snake in the Eagle's Shadow isimli filmi vardı. Hadi dedim onu seyredeyim. Seyrettikten sonra bir de tanıtmak istediğim birçok dünya filmi var. Bunu dünya filmi olarak tanıtacaktım. Her ne kadar hoşuma gitse de haftaya başka bir dünya filmi tanıtmaya karar verdim. Bunu biraz daha bonus olarak size bir ekstra olsun <laughs> diye bu hafta tanıtacağım. 6. film olarak. Merak etmeyin haftaya yine 5 film olacak. Yani şey demeyeceğim. Geçen hafta fazlaydı bu hafta eksik yok öyle bir şey yok merak etmeyin. Umarım haftaya 5 film tanıtıcı Efe al <laughs> sen de kaliteyi düşürdün ha demezsiniz. Snake in the Eagle's Shadow konu olarak hadi konuyu da anlatayım. Aslında Kung Fu filminin konusu çok önemli değildir derler ama olsun anlatalım gene de. Jackie Chan bir Kung Fu okulunda işte oranın yerlerini falan temizliyor o şekilde çalışıyor. Orada işte bunu itiyorlar kakıyorlar falan. Bunlar filmin başında da Kartal kungfusu yapan birinin yılan kungfusu yapan birini öldürdüğünü görüyorsun. Ve işte o kartal kungfusu yapan kötüymüş bu arada. Çünkü ben bir film daha seyretmiştim. Yılan kötüydü onda. Hep de öyle düşünüyordum yani. Yılanlar hep kötüdür diye. Demek ki değilmiş. Bak burada yılan iyi. Orada mesela iyi maymundu. <laughs> Her neyse. İtiyorlar, kakıyorlar Cekiçeni orada. Jackie Chan dışarıda yürürken yaşlı bir adama birkaç kişinin birden saldırdığını görüyor. Adam aslında çok Önemli bir kung fu ustası ama pek çaktırmıyor. Çaktırmadan gene bunların saldırılarından savuşuyor. Ama gene de Jackie Chan görünce birkaç kişi yaşlı bir adamı dövüyor diye yardıma gidiyor. Adam da işte çaktırmadan Jackie e yardım ediyor. İşte elindeki sopayı falan tutuyor. Dövüyor işte adamları. Her neyse sonuçta buna kung fu öğretiyor. Bir yandan işte rakip okullar var. Bir yandan başka bir konuda şey. Vali vali oğlunu işte hangi okula yazdırayım falan diye karar vermeye çalışıyor. O konu var. Onun haricinde işte o kötü yılan kungfu'su yapan adam var. Onun adamları var. Normal böyle insan kılında ona spoiler olmasın. Normal insan kılında olup da sonradan kötü adam kungfucu çıkan bir sürü kişi var. Kısacası arkadaşlar, tam klasik eski kungfu filmleri vardır ya, tam hani böyle Yeni filmler çekildiği zaman onlara atıf yapılır falan. Tam o filmlerden bir tanesi işte. Jackie Chan'in böyle ne bileyim Drunken Master'daki gibi ilah olduğu zaman değil. Ve görüyorsun yani. Lan diyorsun adam ilk başta demek ki o kadar da ilah değilmiş ve gittikçe ilerlemiş, gittikçe geliştirmiş kendisini. Drunken Master'da falan uçuyor herif. Ancak mesela Drunken Master, The Legend of Drunken Master yani ikincisi. Onu seyretmiştim ben tamam. Dövüşler süper orada. Sonlara doğru falan müthiş dövüşler var. Bu film daha çok klasik kung fu filmleri olur ya. Dans gibi böyle fırt, fırt 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 Anladınız değil mi? İşte kartal mesela pençe gibi vurur. Yılan böyle yılan gibi. Hemafst gibidir değil mi? Yılan kung fu'su hemafst gibidir biraz. Ondan sonra değişik hayvanların kung fu'ları falan vardır. Biraz öyle. Ama kıyasladığın zaman Drunken Master'da ve o tür filmlerde çok fazla konuşma var. Üç tane falan böyle elle tutulur aksiyon sahnesi var yani. Ama bu filmde çok fazla dövüş var. Baya bir dövüş var yani. İlk başta biraz hafif yavaş başlıyor. Ama bir noktadan sonra her türlü kombinasyonu görüyoruz. Çok fazla dövüşçü var. Ya filmin en güzel yolu o. En aşağı 10-15 tane dövüşçü var yani. Ve Jackie Chan'ın ilk böyle işte komik artı kung fucu filmlerini görmeye başlıyorsun. Hani bir efsane, bir efsanenin başlangıcı gibi bir şey. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Transformers'ın çizgi filmi için uzun metraj çizgi filmi tanıtmıştım ya. Pazar günü kahvaltıda seyredilebilecek bir film demiştim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Tam bir pazar ya kahvaltıda ya da kahvaltı sonunda böyle bacak bacak üstüne atıp böyle çayını falan alıp rahatlamak için. Hele böyle arkadaşlarla falan kahvaltı yapıyorsanız tam onun için ideal bir film bu. Hele böyle yaşınız da 30 üzeri ise küçükken böyle hayal meğer hatırladığınız böyle televizyondaki kung filmleri var ya. Aynen onun gibi işte. O yüzden bu filmi pazar günü rahatlamak için tavsiye ediyorum. Böylelikle filmlerimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Filmler bitti, podcast bitti, ben de bittim. Kısa film seyretmiyor muyum? Kısa film seyrettim aslında arkadaşlar birkaç tane. Ama burada tavsiye edecek kadar değerli bulduğum film olmadı. Ara ara seyretmeye devam edeceğim. Tavsiyelere de devam ederim. Evet podcastimizin sonuna geldik arkadaşlar. Adresimiz efaydan.com FDB listesi ve kategorilere ayrılmış film tavsiyeleri için efaydan.com bölü efdb twitter.com bölü kommek youtube.com bölü Mac, Instagram.com bölü Efe alt çizgi Aydal, Facebook.com bölü Efe Aydal fan. Her zaman olduğu gibi destek olmak isteyen, film tavsiyesi verme şansı yakalamak isteyen ve de podcastleri bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlarımız için Patreon.com bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz sıcak penislere inme politikasına emanet olun